İyi akşamlar değerli izleyiciler. Birebir de yine beraberiz çarşamba akşamında. Ve yine çok tatlı, çok keyifli bir program olacak. Yine sevdiğim insanlar burada çünkü. Zaten sevmediğim burada işi olmuyor genellikle biliyorsunuz. Konuklarımı önce bir size hemen tanıtayım. Hemen Erdal Özyağcılar ve Zeynep Özyağcılar'a başlıyoruz. Baba kız karşındalar. Ben Zeynep'in küçüklüğünü bildiğim için karşıda bir büyük sanatçı olarak olunca gülüyorum. Hemen arkasından Nilipek burada olacak. Nilipek, pek çoğunuz tanıyorsunuz büyük ihtimalle. Hani sesini soyadından alan şarkıcı diyebiliriz. Muazzam bir ses, çok farklı, muazzam bir yorum. Tanımıyordum ama hayranıydım. Tanıdıkça kişiliğin de hayranı olduğumu söyleyebilirim. Yine tanıştık. Siz de göreceksiniz, siz de çok seveceksiniz birazdan. Ve Semih Saygıner, Türkiye'nin efsane bilardocusu, dünya şampiyonu defalarca bıraktı. Yıllarca uzak durdu. 7-8 sene uzak durdu bildi hatırladığım kadarıyla. Sonra tekrar döndü. Epey bir süründü dönüşünden sonra. Ve 57 yaşında yeniden dünya şampiyonu oldu. Bu akşam burada benim yıllardan beri kıskandığım bir adamdır. Çünkü böyle bir bilardo oynamak yok. Evet. Anırsınız değil mi abi? Evet. Böyle bir bilardo oynamak yok. Yani hani efsane bilardocu, efsane sporcu ve... Azmin nelere yapabildiğini gelip birazdan bize anlatacak. Ama biz Zeynep Hanım ve Erdal Bey ile başlayalım. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Seni son ben lisede talebe olarak hatırlıyorum. Evet. Şimdi koskocaman biraz bir sanatçı olarak, bir büyük sanatçı olarak karşımdasın. Çok teşekkür ederim. O zaman sanata meyilli olduğunu biliyorduk ama sonra bu kadar buralara hızla geleceğini açıkçası öngörümüz mümkün değildi. Çok seviniyoruz bir aile geleneğini sürdürdüğün için. Evet. Çünkü hakikaten bir bekliyor muydun abi hani armudun dibine düşeceğini? Şimdi şöyle bir durum var, yani bu onur verici bir şey Zeynep'in burada ve bir de Zeynep'in onur duyduğum bir tarafı var. Yalnız konservatuvar bitirmenin ötesinde, konservatuvarda çok başarılı bir öğrenciydi. O arada da tabii hani Erdal Özyağcılar'ın kızı diye bazı dizi teklifleri geldi ama hiçbirini kabul etmedi. Evet, evet. Kabul etmedi ve o zaman da Zeynep dizide oynamak istiyor. Hayır öyle bir şey değil. Çocuk önce okulu bitirmek istiyordu. Bir de tabii bize ilk işaretini yıllar önce yaklaşık 5-6 yaşındayken Devlet Opera Balesi'ne bayağı bir 100 kişinin içinden seçilerek girdi. İlk üçün içinde miydin, birinci miydin, neydi, evet, öyle evet, bir şeydi. Çok o da çok. Abi insan kızı alırken nasıl keyifli artıyor değil mi? Ama böyle çok çok ayrı bir şey. Çok güzel bir çok şey. Ayrı bir şey. Sonra bir de Zeynep'in bir yazarlık olayı var. Yani kendi yazdığı oynuyor. Evet, kendi evet. Yazdığı oynuyor. San Josef'teyken de tiyatro kulu başkanıydı. Orada da oyunlar yazıp yurt dışında hatta bir tane Fransızca oyun yazdı. Şimdi bana bunu Fransızcasını anlatıyor ama şimdi ben kendi kafamla onu Türkçe düşünmeye çalışıyorum filan. Böyle yani çok onur verici bir evlat oldu. Onun için çok mutluyum. Meslektaşım. Allah nazara saklasın diye. Evet. Sağ olun. Ay benim bir de Boğaziçi Kimya mezunu işletmeci evet. Falan bir abim var evet, biliyorsunuz. Evet. Ben 13 yıl sonra geliyorum. Aslında o defterler kapanmışken birdenbire geliyorum. Önce bir baleyle başlıyorum. Ondan sonra okuldu, konservatuardı, yurt dışında evet. Eğitimlerde derken. Şimdi işte... Peki mesela sen hiç kendini başka bir şansın olarak... Yani benim başka şansım var değil mi? Yoksa sen... Ya ben zaten sanatçı olurdum. Başka da bir şansım yoktu. Sanatçı olmalıydım diye mi hissettim? Hayır, hiç öyle düşünmüyorum. Ben yapı olarak çok mükemmeliyetçi bir insanım. Kafası da güzel çalışan bir insanım. Yaptığım işi ne yaparsam elimden gelenin en iyi şekliyle yapmaya çalışan bir insanım. Ben başka bir hayat yaşasaydım, başka bir meslek peki, yaşasaydım da... Peki düşünün başka bir meslek yani. Hayır düşünmedim ama olmuyor. Şunu biliyorum yani başka bir şey yapsaydım da iyi yapardım. İyi yapardım çünkü çok canımı veriyorum. Öylesine hiçbir şey yapmam. Zaten çalışanlarım da biliyor. Aynı zamanda ben 12-13 yıl kadar şehir tiyatrolarında oyuncu olarak çalıştım. Sonra 8 yıldır kendi tiyatromu kurdum ve artık kendi yapımcılığımı da yapıyorum, işler yapıyorum. Çalışma arkadaşlarım da çok iyi biliyorlar ne kadar titiz olduğumu. Ben de çalışma arkadaşlarımdan tabii, biriyim, patronum kendisi. Patronum. Evet. Sevdiğim bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Çok değerli oyuncu. Geleceğe parlak oyunculardan bir tanesi. Çok, çok hayranıyım. Çok emeğim vardır üstünde eminim. Çok kıymetlim. Kıymetlimiz. Peki annene var mı kadroda? Annem benim aşkım. Kral annem oynuyor. Hangisine daha çok maaş veriyorsun? Yok, şimdi ben o maaş kısmına girmeyeyim. Hayır, bu arada kırmayayım. Biliyorsun maaşları arttırmışım ben istemedim. Bak sana söylüyorum.
Bunu söyleyeyim, bunu dertleşmek istiyorum. Ne ya olabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Dinlemesin. Abi sen öbür tarafa dönsene. Zarfını almadan sahneye çıkmıyor. Eski sanatçı, eskiden öyleydi ama. Ya böyle eskiden şey... öyleydi. Buyurun. Bu sanatçılar hep dolandırıldılar yıllarca. Evet. Prodüktörler onları oynattı. Bir de turnelerde falan sefil olur. O yüzden tabii, çok doğru yapıyor. Ben diyor, fark zarfımı almadan patron, sahneye patrondur. Çıkmam. Haklı. Bu benim kızı bile olsa ama. Patron evet. Patrondur. Yediği var abi. Böyle tutayım neyse. O da olur. O da olur. Ben yardım edeyim mi? Yok. Ha, sen yardım eder misin? Tabii ederim. Şuraya takarım. Takarsın. Yani çıkmıyor. Prodüktör dediğim böyle olur abicim işte. Evet. Mikrofonda takılır her şey. Yapabilir. Her şeyi yaparız tabii, biz evet. Bak. Peki abi ücretler oğlum konusunda iyi mi? Eli açık mı? Patron? Yok çok iyiyiz biz. Biz yalnız yani hem sana karşı mı iyi herkese karşı mı? Herkese karşı ve ücretler konusunda bir de konfor olarak da çok iyiyiz. Bayağı yani mesela bizim gittiğimiz otellerde. Ya daha hiç paranın şey atmadı, senin paraları ödedik tıkır tıkır. Yok al, zarf almadan çıkmam. Bravo abi. Birinci perde biter, ikinci perdenin başına zarfım gelir. Bravo abi. Böyle olur. Bu durum. Bu budur. Zarf gelmezse evet, ikinci perde de yok. Ya oyuncu daha şey. Sen de şöyle yapsan perde başına böyle mesela. Birinci perde değil, birinci perde değil. Tabii. Dinsizin hakta imansız gelir. Gerek yok. Peki Erdal abi bir şey sesinde soracağım. Sesinde bir tuhaflık var mı arkadaşlar? Bu arada düştü ya, onu taktık. Şimdi sayın seyirciler diyor, özür diliyoruz. Canlı yayın ama bu canlı yanında sıcaklığı ve güzelliği var. Tamam mı? Tamam abi. Tamammış. Tamam, tamam abi. Bir şey evet soracağım sana. Şimdi gelmeden evvel bir Bursa arkadaşına yemek yiyordum. Dedi ki ya bu Bursa'da ama çok sanatçı çıkıyordu. Yani dedim ki Erdal Bey gelecek bu akşam işte. Erdal Özelciler beraber olacağız falan dedim. Dedi ki ya o benim hemşerim dedi. O da Bursa'da. Ama çok sanatçı çıkıyor buradan dedi. Bursa'da çok mu sanatçı çıkıyor? Çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. Çok enteresan. Biraz da Bursa'nın kendi yapısından gelen bir şey var. Bursa biliyorsunuz Osmanlı'nın en böyle kültürlerin birleştiği aynen bir yer. Osmanlı'nın başkenti. Osmanlı'nın en önemli sanayi kenti. Bir de oradaki insanlar yani mesela ilk göçmenler biz Muhacir Bursa'ya. Mahallesi Bursa'da. Orada Yahudi mahallesi vardı Musevilerin. Koskoca o. Rumlar vardı, Ermeniler vardı. Çok kültürlü bir yerdi. Benim çok sevdiğim Muiz'li bir arkadaşım var, en iyi arkadaşımdı. Şimdi bu kültürel yapı bizim yaşlılarımız için de farklı bir dünya getiriyorlar. Bir hoşgörü, bir başka bir şey getiriyorlar. O da tabii yani insan sevgisi giderek Bursalı arkadaşlarda şey yaratıyor. Bir sanata merak, ilgi. Merak yaratıyor. Bir de tabii bizim en büyük kazancımız Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu kuruldu. Evet, devlet tiyatrosu. İlk tiyatroları. Hemen şeyler açıldı. Bursa Halk Evi vardı mesela o zaman. O zaman tiyatro kursları açıldı. Bir de Bursa'ya çok yakın olduğu için bütün İstanbul'daki büyük tiyatrolar mesela yazın Kültür Park'a bir ay bir buçuk ay gelirlerdi işte. Gent Oyuncuları, Dormen Tiyatrosu, Uras Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Neşat Uygur Tiyatrosu ve ben kombin bilet alırdım. Hepsine. Hepsine. Şimdi bunlarla yetişen oradaki Bursalı gençler çok yakından takip ediyorlar tiyatroyu. Sanatı mesela çok musiki cemiyetleri vardı mesela orada. Ve çok ciddi musiki cemiyetleri vardı. O cemiyetlere ebeveynler özellikle gitsinler diye çocuklarını hiçbir zaman ön yargılı davranmıyorlardı. Ay benim çocuğum şarkıcı mı olacak, türkücü mü olacak öyle bir şey yoktu. Bir de o çok kültürlü, çok farklı bir mozaiğin içinden. O çok kültürlü görme tabii. Yani. O ondan dolayı da Bursa'da bayağı bu sanat konusunda verimli. Fakat sen hukukçu olmak için İstanbul'a evet gelmişsin. Ve ikinci sınıfta bırakıp evet hop sanatı var. Ailenin bilgisi dahilinde mi kaçak mı? Yok. Hep bilgisi dahilinde. Bilgisi dahilinde. Bilgisi yani onlar da onay verdiler buna. Zaten bilgisi dahilinde. Anayasa Profesörü Ahmet Selçuk Özçelik benim eniştem olur. Zaten onun ısrarıyla girmiştim. Ha. Ailenin teşviki de var yani. Var ama baktım ki olmuyor. Bir de hani... Ha, onun teşvikiyle hukuka girdin. Hukuka girdim. Tabii. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bursa'nın gelenekleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Benim babam biraz Osmanlı geleneğinden geldiği için, ahi geleneğinden geldiği için ben bunu ona söyledim ama her zaman söylüyorum. Hoşlarına gidiyor insanların. Bir daha tekrarlayayım burada. İşte bu konservatuvara gireceğim dedim filan. Hiçbir tepki gelmedi. Babam dedi ki bak dedi oğlum dedi şehit olan meslek kutsaldır dedi. Bizim de şeyhimiz Şeyh Küşneri Hazretleri. Karagöz Hacıvat'ı oynatan. Şimdi böyle bir bağlantı kurunca işin o manevi tarafı ne bileyim o hani ahilikte öyledir ya ille bir şeyh olacak. Yani el almak gerekir. Onun için benim çok rahat oldu.
Hatta ben Ankara Konservatuvarı'nı giremedim, kazanamadım. Otobüse bindim, sabah namazında babam beni bekliyormuş. Kazanamadım dedi. Ben ağlıyorum böyle. Dizini yatırdı. Oğlum dedi dur bırak olur boş ver. O kazanamazken başka yerde var bak İstanbul var filan diye. Böyle beni teselli etti. Yani babanın onayı, evet, duası, sırtını sıvazlamasıyla gitti. Niye biliyor musunuz? Mesela enişte babam vardı. Haşim İşcan'la o zamanlar uzun yıllar Haşim Bey'den sonra belediye başkanlığı yaptı. Eski İstanbul Bursa'da da belediye başkanlığı yaptı. Mesela enişte babamlar özel bir araba tutulur. İşte Darül Veda'nın oyunlarına giderlerdi. Ve onun o şeyleri, ufak broşürleri vardır ya, bende hala durur onlar. Ben hafta sonları onların üç kızı olduğu için ben tek oğlanım. Hafta sonları beni çağırlardı, ben onları okurdum mesela. Bir de oradan var. Ya bir dört koldan, var yani. Dört koldan. Evet. Peki abi şimdi bir şey, sen de, yani senin nesilde birkaç kişi de daha ama sen de bu çok farklı roller oynadın. Yani şimdi genelde bizde tiyatrocular, sinemacılar benzer şey. Yani bir karakter vardır. O karakter ister istemez üstte biraz yapışır ve onun üzerine iner. Sen ise en alt tabaka insandan en üst tabaka insana kadar, en taşırıdan en kentliye kadar farklı roller. Hatta son olarak Yasak Elma'da karşıma çıktın. Evet. Yani Yasak Elma ve Erdal Özyağcı'lar okudun bir yerden Yasak Elma'da yoktun ya yani, şakadır bu. Aa çıktın. Ve iyi de oldu. Niye bu kadar değişik roller? Şimdi şöyle bir şey var. Yani ben oyunculuğumda çok esnek bir oyuncuyum. Hep onu derim ya. Ben gazoz şişesinin içine girer çıkarım. Yani evet, tamam, her tamam türlü öyle. Şey. Bir de tabii ben komediyi çok seviyorum. Ama hiçbir zaman dram, yani işin altını hiçbir zaman unutmam. Yani komedi bile yaparsan onun altındaki o dramı, dram hikayesini vermen lazım seyirciye. Bu işi çok seviyorum ben. Bir defa aşığım. Onu her zaman söylüyorum. Büyük yani. Bir kara sevda benim için bu iş. Ciddi bir kara sevda. Böyle olunca bir de tabii insanlar benim ne yapmak istediğimi bildikleri için ve ben kendimi de çok güzel anlatıyorum onlara. Hani hangi tür rolleri oynamak istediğimi. Onlardan da karşılığı gelince bunlar böyle çeşitli roller oluyor. Biliyorlar ki Erdal Bey tek bir rolü oynamaz. Erdal abiye başka bir şey yapalım. Söylesek olur. Başka bir zorlaştıralım. Bir de ben zorlamayı çok severim. Yani bayağı çalışkan bir insanım. Mesela, çok çalışmalar olmuyor zaten. Yani şimdi mesela ben özellikle söylüyorum. Zannediyorlar ki özellikle benim bir sürü oyuncu arkadaşım. Ya baban ne kadar yetenekli bilmem ne. Zannediyorlar ki gerçekten usta falan diye. Nasıl ince ve detay çalıştığını, ya ben de gurur duyarak söylüyorum. Hala. Her zaman. Çünkü ben haklılar. Çok. Çünkü ben de mesela bana Erdal Özyağcılar okur. Çıkıyor. Çıkar. Zaten o rolü asla. O rolü 40 kere benzerlerini hayatında gördüğü için. Hayır, hiçbir zaman dağarcığımdan bir şey kullanmam. Yani dağarcığım dedim, konservatuvar eğitimim, kendi eğitimim asla kullanmam. Çünkü her yeni iş bana bir yeni sorumluluk yüklüyor. Bir de bir şey daha var. Fiziksel olarak da mesela ben 8 veya 10 saat uyumadan ne tiyatroya çıkarım, ne diziye giderim, ne filme giderim. Bir de sporcu gibisin yani. 8-10 saat uykumu uyuyacağım. Akşamlar 2 kadeh içmeyi severim ama oyun olduğu zamanlar veya yoğun olduğu zamanlar 3 gün, 4 gün, 5 gün neyse hiç ağzıma içki koymam. Yememe içmeme ona göre bakarım. Kampa girersin. Evet. Yani bu böyle. Sonra mesela bana gelen metin. En son işte biz o şeyle Tolgan Sayışman'la bir polise komedi yaptık. Dedim bunu bir Gaziantep. Tolgan orada yapımcı değil mi? Yapımcı. Ben dedim bir Gaziantep yapayım. Hemen telefon ettim abi. Abi Arif abi. Ya Gaziantep oynayayım bana. Tamam dedi sen metni yolla. Metni yolladım. O bana sesli olarak verdi. Ben onları aldım, dosyaladım, koydum. Yönetmenle gittim, konuştum. Abi burasını böyle mi yapalım, burasını... Hala böyle çalışıyor. Böyle çalışmadan olmuyor. Yetenek tamam. Ama yeteneğinin üstüne çalışmazsan olmuyor. Fatih olmuyor. Ben alıyorum senaryoyu. Hangi dizi olursa olsun. Gece saat 9:30-10'da ben odamdayım. Sabahki şeyi bir defa ezberlerim o ayrı. Ezberlerken de böyle mi oynayayım?
Şöyle hatta biraz daha sıkılırım, bunları çıkarım. Güzine Zeynep oynarım. Bak, böyle bu mu daha iyi, bu daha iyi. Bu daha mı daha iyi? Hayatımız böyle. Allah Allah. Ya takıntılı aslında. Takıntı ya, tabii. Tabii yani. Biraz bu sanatçı bozukluğu bu yani. Bu normal bir şey ama değil. Ama sanatçı, şimdi bunları yapıyorum ya, sete çıktığım zaman bunlar bitiyor. İşte o zaman otizm başlıyor. Otistik. Ne demek o? O şu yani, hani böyle otistik kafasını çevirilmiş de binaya bakar, 325 tane pencere var diye. Orada hemen pat diye oynuyorsun rolü. Yani bu birikimleri, o bilgiyi, o şeyi attıktan sonra pat gidiyor. Zeynep, sen de bu kadar çalışkan mısın? Ben de çok çalışkanım. İki misli. Yani evet, beni ben de çok çalışkanım. İkiyle çağır. Dur abi, kız cevap versin. Dur, hayır, pardon. Evet, birazcık. Dur abi. Aldın. Aldın sazayını, dur. Aldın gidiyorsun, dur. İyidir. Çok teşekkür ederim, sağ olun. O bizim küçük çocuğumuz, biliyorsunuz. Öyle oluyor. Bernal için şey diyor, 8 yaşında falan diyoruz. O kadar oldu mu? Oldu mu diyor. Büyümüş maşallah. Evet, onun için arada böyle bir eli koyup böyle şey yapmak lazım. Ama Erdal abi de hep vardı. O çocuksu hali hep vardı. Orada hepimizde tabii ki var ama çalışkanlık olarak ama gerçekten çok çalışırız. Çalışkan çocuk yani. Çok çalışır yani. Sen benden, sen daha delisin. Ben daha, evet, ben her yerde delik. Tabii sen bir de kadın takıntısı da vardır üstelik. Ya, her şey için baştan hani bir proje bir şey olduğu zaman neler okumamız lazım bununla ilgili, okuyoruz ediyoruz. İşte bu son oyun için, işte gelecekte geçen bir oyun yaptım diye bütün fütüristlerle artık NASA'ya kadar gittik. NASA'dan Amerika'da gelecekte ne olacak, hangi meslek olacak? Yani bir oyun yazdım ama zaten oyunun yazma süreci neredeyse bir yıl sürdü. Yani her şeyi böyle nasıl ayırabiliriz? Nasıl önceki oynadığımız şeyden yani cepten yemiyoruz aslında. Yani bu birazcık da bizim bunu da söylemek lazım. Biz aynı hocanın öğrencileriyiz. Annem, bizim tiyatromuzun kraliçesi annem, babam, ben, hepimiz Yıldız Kenter'in öğrencisiyiz. Hepimizi o mezun etti. Biraz oradan öğrendiğimiz şeyler de var. Yani bir şey ele aldığımız zaman en iyi bildiğimiz şey bile olsa sadece işimize saygımızdan ve sevgimizden daha nasıl iyi yapabiliriz diye detay çalışıyoruz, araştırıyoruz. İçimize ve izleteceğimiz insana da tabii ki saygımızdan. Peki bu pandemi dönemi, bu tiyatroların kapalı kalması falan, siz biraz negatif etkilemedi mi? Moral olarak en azından. Çok korktuk. Yani çok korktuk. Biz bir aradaydık. Nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Ne kadar sürecek bilmiyoruz. İşte o arada ben heykeller yaptım. Kısa filmler çektim. İşte bu oyunumuzun çalışması içerisindeydim. Birbirimizi oyaladık. Şiirler okuduk. Yani bir şekilde o kadar. Yani hem tabii korkuyoruz. Tabii güzel tarafı, siz ailece berabersiniz. Evet, hem korkuyoruz. Bir taraftan da duygumuzu tutmak için. Sen o sırada oyununu yazmış ve sahneye hazırlıyordun. Evet, sahneye hazırlıyordum. Ben provalarda işte bu parmağımı kesmiştim. Yine bu oyunun provalarında tendonum koptu. Alçıyla provalar devam etti. Alçı çıktı, oyun çıkıyor derken pandemi patladı. Tabii ki çok büyük moral bozukluğu. Herkesi, yönetmeninden bütün tasarımcı ekibini bir arada tutmak, aynı sevgiyle, inançla tutmak. Ve onu uzun süre tutabilmek. Yani tiyatronun, Martı Tiyatrosu'nun oyuncuları ve şeyleri var. Onların da şeylerini ödedik tabii yani o pandemi döneminde. Tabii. Hiç öyle bir şey. Kimseyi mağdur etmeden de var. Tabii yani, evet. Onları da yaptık. Ama onlardan öte tabii dediğim gibi bayağı bir sıkıntılar çektik. Ne kadar birbirimize oyalasak, ne kadar benim şaklabanlığım artık beşe katlansa da bunları eğlendirmek için. Allah'tan böyle denize yakın bir evimiz var. Oradaydık hep beraber. Şu an aslında soluklanabiliyorduk. Soluklanabiliyorduk, yürüyorduk falan. Erdal abi, seninle ilgili bir şey benim kafamda soru işaretidir. Sen ne dersin? Şimdi şeyi biliyoruz, sana aynı anda iki farklı rolle ilgili teklif ediyorum. Birisi RTB'nin kült filmi Arabesk, diğeri TRT'nin kült dizisi Bizimkiler. İkisi de çok, yani Türkiye'de biri televizyon tarihinde, biri sinema tarihinde geçmiş iki tane olay. Evet. Bizimkiler herhalde Türkiye'de benim yaş grubumda veya işte benden biraz daha ufaklarda da seyretmeyen yoktur. Yıl. Muazzam 14 yıl süren bir şey ama diğeri de evet. Türk sinemasının en klasik işlerinden biri haline gelmiş. Sana ikisi birden geliyor. Sen ona bakıyorsun, ona bakıyorsun. Diyorsun ki Bizimkiler. Niye Bizimkiler dedin? Niye Arabesk demedin? Hiç pişman oldun mu? Ya da ikisi bile olamaz mıydı? Evet. Şimdi çok güzel bir şey. Benim dönüm noktam. Bu söylediğim zaten. Evet. Kesin dönüm noktam. Arabesk yani bana sevgili Uğur Yücel'in oynadığı rol. Evet, Uğur Yücel'in rolü senin rolü. Sana öğrenmiş. Ondan sonra. Ama o sırada da ikisi de Allah rahmet eylesin. Günah Namlı ve Umur Bugay.
toprakları bol olsun. Hı. Onlar da böyle bir proje yapıyorlar. Umur'da erken gitti çok. Evet. Ondan sonra işte bana dediler ki şimdi bak Erdal böyle böyle. Ben de o arada Ertem abiyi diyorum. Ertem abi de hasta o dönemde. Evet. Hatta tekerlek sandalyede falan çekti. Düşündüm. Şimdi orada bir televizyon dizi diye bir olay başlıyor Türkiye'de. Evet. Ve orada işte 2-3 kişinin ismini söylediler. İşte ona gittik olmadı filan. Şey. Güner çok bastırdı. İlle sen oyna, ille sen oyna. Güner beni çok severdi. Umur da öyle. Bir karar vermem lazım. Dedim ki yani Ertem abiyi kırmam. Giderim konuşurum. Beni anlar. Çünkü daha önce de böyle bir olay olmuştu. Ben dedim şeyimi diziden yana kullanacağım. Tabii ki çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Gittim. Yani niye oynayamayacağımı özür içinde anlattım ona. O da kabul etti herhalde bilmiyorum. Yahut da etmediyse şimdiden bilmiyorum. Artık bundan sonra bir şey söyleyemem. Ve iyi de yapmışım. O dönemlerde o bizimkilerdeki Şükrü Bey rolüyle gerçekten tek kanalla bugün benim geldiğim noktada çok büyük payı olan Konservatuvar ve Yıldız Hoca'dan sonra bu Bizimkiler dizisidir. Çünkü ben o Bizimkiler dizisinde her çektiğim sahneyi seyretme şeyine nail oldum. O, yani farklılığına diyeyim. O buradan da Yalçın Yelenç'e çok teşekkür ediyorum. Yani çok iyi oldu, doğru oldu. 17 sene mi sürdü? 14 sene sürdü. 9 yılında ben oynadım. Sonra sevgili Savaş oynadı. Diğer peki mesela o dizi bugün olsa ne yapardı bugünün ortamında? Yani o, yani bize mesela o zaman çok eşsiz bir şey gibi geliyor. Evet. Baktığı zaman geriye dönük. Bugünkü dizilerle karşılaşırsan... Şöyle bir şey. Çünkü yazımı çok doğruydu. Çok doğruydu evet. Çok sıcaktı. Çok kurgusu çok doğruydu. Ve kurgusu doğruydu. Bir de kurgusunu Zeki Ökten yapıyordu. Yap, sevgili yap. Zeki Ökten yapıyordu. Diyalogları her karakter ayrı. Yani kendi karakter içinde konuşuyordu. O da Umur Bugay'ın. Benim için ikinci Haldun Taner'dir Umur Bugay. Evet. İlk edebiyatında hakikaten hikayeci olarak. Tutardı gibi ama biraz ritmi eksikti. Aynen. Biraz ritmi yapılsa, bugünün koşullarıyla, bugün üç kameralar, iki kameralarla bilmem ne olsa alır götürür. Yine götür değil mi? Tabii tabii. Bence de öyle. Çok tabii. Sağlam bir kurgusu vardı, çok sağlam bir hikayesi vardı. Ve herkesin kendini bulacağı bir tarafı vardı şimdi. Yok, çok sade. Sade. Mesela o aynı sadeliği ben Hande Hanım'ın yazdığı kadın dizisinde gördüm. Aa ne kadar iyisin. Evet. Kendisiyle de konuştum işte. Zaten. O da o kadar sade. O bir buzdolabı olayı. Bir çocukların olayı o kadar sade, o kadar bizden ki çok bunları anlattığın zaman gidiyor. Evet. Doğru anlattığın zaman. Bunu Hande'ye söyleyeceğim çok sevinecek. gerçi sizin söylediğinizi ona çok beğendiğini söylediğinizi biliyorum ama peki bunca rol oynadın. Bunların içerisinde dizilerden bahsediyorum. En çok hangisinde keyif aldın? Yani şu rolde anormal mutlu oldum dediğin rol var mı yoksa hepsi senin çocuğun gibi mi? Yani inanın bak Fatih işte biliyor. Ne oynarsam oynayayım. Mesela bu en son oynadığım dizide bile bir emniyet müdürü oynadım. Orada bile coştum. Yani coştum ben çok hoşuma gidiyor. O zaman yani geriye bakıp bu diyemiyorum. Çok aşık. Gerçekten diyemiyorum aşık. Yani. Sevecek bir şey buluyor yani. Hani sevmeyeceği bir şey bile gelse o orada çünkü sevecek bir şey yakalıyor. Çünkü ben sete giderken şeye gidiyordum. O parka çocuk kum parkına gidiyormuş gibi oluyorum. Orada benim arkadaşlar var oyun oynayacağım kum havuzunda. Kum havuzunda. Kum havuzunda. Ailece rol aldınız Karadağlar mıydı? Karadağlar. O nasıl bir şey peki? Ailece oynamak nasıl bir şey? Çok güzel bir şey. Evde beraber, çetse beraber. Çok acayip. Çok acayip ama çok güzel bir şey. Çok eğlenceli mi yoksa yorucu yani, mu? Yani eğlenceli tarafları da var. Biz böyle oturuyorduk işte tartışıyoruz, oynuyoruz. İşte prova alırken birbirimizi izliyoruz. Bir de biz birbirimizi çok eleştiririz ya. Evet çok. İşte o yüzden zaten. Çünkü çok birbirimize... Gerilim yaratmıyor mu? Aile içi gerilim yaratmıyor hiç mu? Hiç gerilim yaratmıyor. Gerilim bayılıyor. Yaratmaz. Biz birbirimize çok inanırız ve güzel eleştiririz. Mesela babam, biz birbirimiz, babam hep der ki Zeynep sahnedeki not al. Hani üzerine tartışalım. Annem aynı şekilde. Zeynep bir şey söyle. Onlar bana, biz birbirimizi çok ciddi eleştiririz ve dinleriz ve deneriz. Baba biraz şurada da biraz daha dramaya basmak. Daha iyi olur bak bir öyle bir dene. O bana der. Çünkü bu birazcık da teknik işi ya. Onun için ama tabii karşılıklı oynamak da güzel. Bir sonuçta samimi bir eleştiri olduğunu anlıyorsunuz. Karalama amaçlı eleştiri tabii, diye. Tabii bir de ama onu unutamıyorum. Karadağlar'da bir sahnede düğünüm vardı.
Orada bir anda bir baktım gözler mözler hiç o Halit Bey değil. Bayağı bildik evet, babam bayağı. Gözleri doldu. Gözden buraya çıktı. Hakiki sandı. Dedim bunu da kullan baba bak bu her zaman gelmez. Ne oluyor dedim gitti. Hayırdır. Kızı değilim çünkü dizide. Bunu da kullan. Abi bir reklam arası verip devam edeceğiz. Sonra da Nilipek ve Semih'e gelecek. Semih'le tanışıyorsunuz. Tanışmıyorum. Nilipek'e ben iki tane şey verdim. Şimdi içerisinde tanıştınız ve şarkı sözü verdi. Olacak bir şey değil. Ya. Ayaküstü. Gece konuşuruz. Reklamdan sonra konuşuruz. Gözleri aşkı gülen taze süt dalısın. Gözleri aşkı gülen taze süt dalısın, gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yarışır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğdu ömrüme doğdu güneş gibi aşkımı tazele gel. Doğdu ömrüme doğdu güneş gibi aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Nihan Hanım bu şarkı söyleme üslubunuza söyleyebileceğim tek bir kelime var, kusura bakmasanız. Yuh diyeceğim. Ya bu ne ya? Evet. Çok acayip değil mi? Müthiş. Sizi bu programa davet etmek nereden aklınıza geldi söyleyeyim. Geçen gün benim Spotify hesabıma 2020'de dediğiniz şarkılar dedi. Bir numarada siz çıktınız. Çağırsak gelir mi? Gelir dediler. İyi ki geldiniz. Ben size şunu söyleyeceğim. Sizi dinlerken mutluluk duyuyorum. İnsana mutluluk veren bir sesiniz var. Böyle sesler az bulunuyor. Yani evet. Çok güzel sesler var. Sizinkinden daha güzel sesler de belki vardır bilmiyorum. Ama sizi dinlerken içime huzur geliyor. Çok acayip bir şey bu. Evet. Bugün Türkiye'de en çok ihtiyaç duyan galiba şey sizin sesiniz galiba. Çok teşekkür ederim. Yani nereden bu ses? Ne zaman farkına vardınız? Konservatuvar mı? Nasıl oldu? Nereden çıktı bu ses? Çok küçük yaştan itibaren şarkı söylüyordum ve şarkı söylemeyi çok seviyordum. Hatta daha 3-4 yaşındayken böyle şarkıcı olacağım diye annemlere tutturuyordum. Tamam, çok yaniymiş, tamam. Annemler de bir şekilde şarkıcı olmamı istemiyorlardı. İstemezler. İşte yani. Farklı sıfatlar bulmaya çalıştılar. İşte ben bu arada şarkıcı olmayayım diye başka müzik aletlerine yöneldim. Hatta sonunda işte üniversite sınavı, hadi bir altın bilezik yap ama hobi olarak yaplarla devam etti. Hatta üniversitedeyken ben aslında ana vokal olarak şarkı söyleyeceğimi hiçbir zaman düşünmüyordum. Ben hep müzik yapsam bile daha arka planda kalacağımı ve hani işte bas gitar çalıp geri vokal yapıp hani öyle bir yerde olacağımı düşünüyordum. Sonra işte ilk albümü yaptık. İlk şarkılarımı çıkardım. Biraz böyle bir özgüven geldi. Hadi ikinci albüm. Ve bu arada işte anlatacağım hikayeler oluşmaya başladı. O hikayeler bir bütün olarak albümlere dönüştü. Böyle böyle sonrasında da artık ne istersem onu yapıyorum. Oraya geldik. Çok acayip. Çok acayip. Yani şimdi sen bize bir cover söyledin. Yani ne cover ne işte popüler bir şarkının senin yorumunda. Ama bir yanda da bestenin var ve sen coverlardan da çok besteni seviyorsun bildiğim kadarıyla. Ve tabii. Ben de besteni seviyorum yani. Gerçekten. Çok acayipler çünkü. Onlar da çok acayip. Çok teşekkür ederim. Birazdan bize ondan bir tane söyleyeceksin. Peki sonra nasıl böyle profesyonel hale geldi bu iş? Yani
Çünkü cesaret ister bir yandan yani eğitim almamışsınız, alaylı dediğimiz tarzdan. Ya mesela ilk nerede sahneye çıktınız? İlk nerede izleyiciyle buluştunuz, dinleyiciyle? Ya zaten aslında farklı gruplarda yine geri vokal ve bas gitar olarak yer alıyordum. Yani kendi grubumuz vardı, kendi şarkılarımızı yapıyorduk. İşte yine geri vokal olarak katıldığım bazı projeler vardı. O yüzden sahne, bir de çok severim ben böyle sahneye atlayayım falan diye. Yani böyle gerçekten 4 yaşındayken videolarım var ve o benim böyle kariyerimin zirvesiymiş yani. Sahne performansımın en yüksek noktası yani. Oymuş. Ondan sonra yavaş yavaş düşmüş yani enerji. Hep o zaten sahneye atlamayı seven bir insandım. Hayır, sadece var. Böyle yani içinizde vardı yani o. Evet evet. Yani ama biraz böyle hani bastırıyormuşum. Ya yani müzik konusunda şöyle oldu aslında. Üniversitedeyken herkes işte sınavlara çalışıyorken, işte KPSS'ye, ALES'e çalışıyorken benim 5-6 tane grubum vardı. Ve ben 5-6 bunu... tane. Evet evet. Ha, bir de şey var yani böyle çok iştahlısın diye. Tabii çalarım falan. Ondan çalarım, ondan çalarım. Bundan çalarım. Böyle sabah 5'e kadar çalışıyorum falan. Bunu işaret olarak almadım ve üzerine psikolojik danışmanlık yaptım, üzerine yüksek lisans yaptım. Boğaziçi'nde okudun, yüksek lisans yaptın, şimdi doktora yapıyorsun. Evet, Hollanda'da da gittim, grup kurdum. Orada da müzik yaptım. Maşallah. Biz bu akşam bütün delileri topladık. Sonuna kadar gerçekten müzisyen olacağıma inanmıyordum. Yani ben akademisyen olacağım, işte arada müzik de yaparım falan diyordum. Ama yani aslında kendime sürekli bir işaret veriyormuşum hani... Ne yapıyorsun ama sen? Ama biri için de öbüründen var ya, hem akademisyen de devam ediyor bir yandan da. Evet, aslında bırakmıştım doktorayı, tamamen bırakmıştım. O böyle çok radikal bir karardı. Çünkü o zamana kadar yani okulda çalışıyordum bir asistan olarak. Ve hani o hakikaten çok güvencesiz bir iş müzisyenlik Türkiye'de özellikle. Hani bırakabilir miyim, yapabilir miyim? Bunlar çok soru işaretiydi. Nitekim çok tökezledim, çok düştüm yani o süreçte ama iyi ki bırakmışım diyorum şu anda. Akademisyenliği. Akademisyenliği. Oh, ve Semih Saygıner. Sen benim çocukluk ideolojimsin diyerek bir yalan söyleyeyim. İzleyicileri de söylemem lazım bunu, yani herkes bilsin. Semih Saygıner, bilardoda böyle genç... Çok başarılı bir genç olarak yükselirken biz de kazık kadar adamız o zaman ama bilardo bile hevesimiz var. Okuldan kaçıp bilardo oynamaya başlamışız, biraz öğrenmişiz ama kabiliyet falan bende zaten yok. Ama kabiliyetli arkadaşlarımda ya Semih diye bir oğlan var, daha ufacık, inanamazsın diyorlardı. O inanamazsın dedikleri ondan sonra dünya şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonu oldu. Bıraktı döndü bir daha şampiyon oldu. Semih hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bu bilardoya nasıl başladın çok merak ediyorum. Çünkü biz başladığımızda, yani biz oynarken başladığımızda değil mi? Biz başlasak bıraksak ne olur zaten de ıslakayı zor tutuyoruz. Şimdi bilardo ıslakasını ben şey diye kullanıyorum. Bilim programlarında da sahnedeki şeyleri göstermek için ekrandaki. Nasıl başladın bilardoya? Böyle ne olacağını başladığında biliyor muydun? Kabiliyet diye bir şey mi var? Çalışmakla mı oldu? Nasıl oldu? İlk hikayen... Sonra ara, sonra tamam. İkinci gel. İkisi de ayrı dinleyeceğiz. Çalışma kesin zaten. Yani o yetenek hep öyle derler. Yani işte Allah bilardo oynasın diye yaratmış da benim neler çektiğimi onlar bilmiyor. Ne kadar çalıştığımı bilmiyor. Yetenek parlatmadığınız sürece hiçbir şey yaramıyor. %5 benim yetenek, %95 çalışma. Mutlaka bir bu işe yatkınlığım vardı. Şöyle ki tamamen tesadüf bu arada benim bilardoya başlamam. Yani böyle planlanmış bir şey değil. Çünkü benim bilardo oynadığım dönemde, bilardoya başladığım dönemde bilardo oynayana kötü gözle bakılıyor. Aynen kahvelerde oynanır, yani, kumar oynanırdı bilardo üstüne. Hani tabiri caizse böyle kız vermezler. Aynen kız vermezler. Kız istemeye gidiyorsun aynen. Ne diyeceğim babaya yani. Ya ben ama geldiniz biz de öyleyiz tiyatrocu olarak. Anlatabiliyor muyum? Tiyatrocularda. Dolayısıyla öyle bir durum vardı ve İlker isminde bir arkadaşım okul çıkışında bana dedi ki bilardo oynamaya gidiyoruz sen de gelsene gerçekten. Dedi. Hemen gözümde böyle fotoğrafik hafızam biraz kuvvetlidir. Hep gördüğüm şey canlandı. Böyle cam ekandan görürdüm hep. Koca koca adamlar masanın başında böyle havalı oynuyorlar. O zaman da böyle istersin yani büyüklerin yaptığı şeyi yapıp bir an evvel büyümek istersin. 16-15,5 falan yani. Yani boyun artık biraz evet, da masaya evet. Yetmiş. O zaman da kahvede oynanıyor ve 18 yaşında küçükler giremiyor. Giremezdi tabii. Yani kahvenin sahibini tanıyormuş İlker yani. O da ben yaşta. Dedim nasıl gireceğiz falan işte ben dedim çok heves ederim hoşuma gider ama ben bilmiyorum dedim oynamayı. Ben biliyorum oğlum dedi çok kolay öğretirim ben sana dedi. Gittik masanın başına böyle ilk defa bir bilardo masasının başına gidiyorum. Üstünde 3 tane top duruyor. Sopalar falan var adını bilmiyorum ben. Aldım oradan sopayı hani böyle hevesle hani o gördüğüm kadarıyla vurmaya çalışıyorum. Dur dedi oğlum öğreteyim öyle oyna dedi. Ben de öğrenmeye hep açık bir insandım. Yani böyle anlatsın istiyorum.
Tay almak için dedi kendi topunu diğer iki topa çarptıracaksın dedi. Buymuş öylece. Bu kadar. Ben de bekliyorum ki yani ıstaka şöyle tutulur. Adını bile bilmiyorum ya. Şöyle vurulur falan çünkü bayağı zor bir şey. Çarptıracaksın. Allah Allah diyorum ya biraz deniyorum. Ya bir topa zor denk getiremiyorum. Yani hani beceremiyorum bildiğin yani. Ve düşünüyorum Allah Allah diyorum ya bu oyun nasıl kolay olur diyorum. Kolay dedi diyorum. Topum biri Anya'da biri Konya'da benim topum ortada ona uzanamıyorum filan. Ya bir tanesini zor çarptırıyorum yani. İlk bir süre bu. Sonra anladım. Kafası çalışan bir adamım yani. Allah tarafından. Dedim ki yani bu oyun kolay değil ya. Ya gerçekten değil yani. Döndüm İlker'e. İlker seni kandırmış. Dedim ki oğlum kolay kolay diyorsun. Ben dedim bir tanesini zor denk getiriyorum. Nasıl çarptıracağım iki tanesini dedim. Böyle yaptı. Oğlum amma acele ediyorsun dedi. Biraz dedi bekle. Bazen dedi o iki top böyle yan yana geliyor. O zaman dedi sayı alırsın. Beleşçi yani. Beleşçi. Bekliyor yani o da hayatında böyle bir şeyler iyiye gitsin istiyor ama. Hani bir katkısı olsun istemiyor. Başına gelsin istiyor yani. Fakat arkadaş. Böyle bir buçuk iki ay falan gittim oynamaya. Okul çıkışlarında okulu kırıp topları ben yan yana görmedim. Gelmiyor yani. Peki çarptırmayı başarabildin mi? Biraz biraz becermeye başladım. Derken işte okulu kırıp kırıp gidiyoruz. Bir süre sonra ilerlettim. Ama nasıl ilerlettiğimi anlatayım size. Şimdi ben hayatla bağı kopan bir insan değilim. Ne yaşarsam yaşayayım hayatımda. Şimdi bir projem var masada. Bir şey bilmem de önemli değil. Vuruyorum. Bakıyorum bak gözüm hala orada. Diyorum ki ya biraz acaba daha mı hızlı olsam? Biraz acaba daha mı falso versem? Biraz daha mı ha, falso ince falso öğrendim bu arada. Ya biraz öğrenmişim. Bir yorum yapıyorum. Onlar şöyle oynuyor bak. Vuruyor. Yapamadım. Bak bağı koptu. Bağı koptu. Benim bağım hiç kopmadı. Her yaptığım hatada bir şey bilmeme rağmen ben üstüme bir şey kattım. Üstüne kata 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 bir süre sonra üst üste 20-25 sayı almaya başladım. Yani topları yan yana falan getirmeye başladım. Teknik geliştirdim. Hatta benim için bu çok şanslı falan bir dediler. Bir sene 6 ay? İşte 6 ay falan. Topları yan yana getirmenin bir yolu yok mu acaba diyorum. Yani çünkü yan yana gelince oyun kolaylaşıyor ya. Ve bir süre sonra teknikler geliştirdim. Böyle çocukça ama. Ve kimse oynamaz oldu benimle. Arkadaşlarım falan hatta şey diyorlar şöyle çok şanslı oğlum toplara bire yan yana getiriyor. Ben getiriyorum oğlum da senin haberi yok. Ve böyle böyle başladı. Ha ben o arada o bilardo işte okulu kırıp bilardoya gidiyordum. Bunu iyi bir şey olduğu için söylemiyorum. Bir süre sonra bilardoyu kırıp okula gittim ben. Tezkereyi de verdiler. Nerede? Okuldan atıldım. Peki baban aile falan ne dedi bu işe? Annem babam 14 yaşında trafik kazasında vefat ettiler. Zaten Allah sonra okul hayatım benim biraz allak bullak oldu. Okuldan uzaklaşmama sebep oldu bu durum. İşte bir takım arayışlar falan derken bilardo ile tanıştım. Belki de iyi oldu. Başka bir dünyaya girdim. Yani 2.84'e 1.42 bizim oyun alanımızın ölçüleri. Onun içindeki sonsuzluk. Ben hala bitiremedim ya öyle bir şey yok. Evet. O yüzden insan... Sonra tabii sana şey kolay gelmeye başladı. O, tabii. Onu işte, ama bize zor. Ben... 3 tane banda çarptırıp sonra sayı alayım. Bilmiyoruz ki o zaman 3 band diye bir şeyi. Biz o zaman bu oyunun böyle bilardo, profesyonellik, federasyon, ülkeyi temsil böyle bir şey bilmiyoruz ki. Bizim için bir oyun. Ha ben o ara işteymişim haberim yok tabii. Yani ben... Sen bir yerden meslek öğreniyormuşsun haberim yok. Ben meslek öğreniyormuşum haberim yok. Ben çünkü gidip daha iyi oynamaya çalışıyorum. Bütün derdim o. Ya yani çocukça bir derdim var yani. Hatta işte içeride sordu yönetmenimiz yani... Ben dedi geliyor. Tetris oynarken dedi böyle binaları falan dedi birbirine geçiriyordum. Sen de olmadı mı dedi. Oldu. Ben de böyle hoca ders anlatıyor. Hocaya bakıyorum. Diyorum ya buradan sağdan diyorum böyle bir tane koysam Ahmet'e gider. Hani öyle bir durum var yani. Çünkü çocuksun yani günün sonunda. Evde portakalları falan koyuyorum böyle. Çocuksun yani. Ama beni bugünkü bulunduğum seviyeye taşıyan tamamen... daha çözüm üreten bir kafa ve... Ders mers aldın mı birilerinden? Hayır canım. Ha kendi hepsini kendi tabii kendine geliştirdin. Yani biri sana şuraya vurursan şu falsoyu alır, şöyle yaparsan şurada olur falan. Hep deneme yanılma. Onun için başarısız olmayı biz böyle çok yereriz. Bu gördüğünüz kişi başarısızlıklarının bir sonucu zaten. Tabii. Niye yeriyoruz ki? Başarısız olu olu öğreniyoruz her şeyi. Mutlaka Erdal abi de... Oyunculuğunda mutlaka siz de müzisyenliğinizde siz de öyle. Yani bir şeyleri deneyimliyoruz ama bu topraklarda maalesef öyle bir durum var yani. Başarısız olunca en yakınlarımız bile böyle sanki çok kötü bir şey yapmışız gibi bakıyorlar bize. Ya öyle değil o iş. Yani. Başarının temeli başarısızlık yani, aslında. Başarısız olduğunuz zaman başarıya adım atıyorsunuz zaten.
Öyle bir şey yok ki böyle. Armut piş ağzıma düş. Böyle gökten zembille inmiyoruz hiçbir yere yani. Ben özel biri de olduğumu peki düşünüyorum. Peki dünya şampiyonu olman kaç sene sürdü? Kaç sene aldın? Çok sene sürdü tabii. Ben 1988'de ilk yurt dışına çıktım. O da yani enteresandır. Rahmetli Osman Gökdemir isminde bir bilardo sevdalısı abimiz vardı. Rahmetli Avni ile ikimize dedi ki sizi dedi yurt dışına götüreceğim turnuvaya Antwerp'e. Biz gittik yurt dışına ama 3 gün sürdü yol. Arabayla gittik biz. Tabii 72 model bir arabayla gittik böyle. Çok enteresan bir yolculuktu o. Ve ben orada ilk defa yurt dışına çıkıyorum. İşte Antwerp'te uluslararası turnuva oynayacağız. Crispin diye İsveçli biriyle eşleştim ben. Ya şimdi adamdan iyiyim ama. 35 sene hatırlıyor musun? Yani? 88. 35 sene. Tabii hatırlıyorum. Pil hafızası var bende. Her şeyi hatırlıyorum. Neyse. Giray Şengör ve Eyber Ortay'la seni tanıştırayım. Adamla oynayacağız. Adam antrenman yapıyor, ısınıyor maçta. Diyorum ki ya ben bundan iyiyim diyor. Fakat adam bana bir şey söylüyor. İletişim kuramıyorsun ya. Yani İngilizce bir şey bilmiyorsun. O anda psikolojim bozuluyor. Oh, yani falan. Sen o Türkçe bir şey etkileniyorsun yani. Ama işte öyle düşünmüyorsun o zaman. Sonra ben yenildim. Adam hala hava atıyormuş İsveç'te bu arada. Ben onu bana galibiyeti yok diye. Çocukluğunu yemiştim. Tabii tabii. Bir kere oynadınız. Ve geldim hırs yaptım. O zaman bilardo salonunda çalışıyorum İstanbul'da. Dedim ben İngilizce öğreneceğim. Tabii. Gittim para biriktirdim kitapları aldım. Bak bu topraklarda kahvede çalışıp kahve patronundan İngilizce kursuna gidebilmek için izin almış tek kişiyimdir. Sonra yetenek diyorlar. İnsanlar genelde bir şeyleri başarmış insanların o donanımlarla doğduğunu düşünüyorlar. Halbuki o donanımları ediniyorsun. Mesela benim donanımlarım arasına İngilizce koymamışlar. Öğrendim. Öğrenmek diye bir şey var. Öbürü evet. Matrix'te oluyor. Buranıza bir çip takıyorlar. Her şeyi yapabiliyorsun. Ama gerçek hayatta öğrenmek var abi. Bunu niye unutuyoruz biz? Gelişmek var ve çok kötüyle çok iyi arası o kadar yakın ki birbirine. Onu da unutuyoruz. Geçen gün sordu birisi bir röportajda. Ya 4-5 sene dayak yedim dedim yani bu geri dönüşten sonra. Niye vazgeçmedin diyor. Dedim ki yani başarısız insanların büyük bir çoğunluğu başarıya ramak kala vazgeçenlerdir yani. O aradaki yolculuğu saymaz, bilmez. Halbuki o asıl olan orada yol aldığını bilmektir. Ben ufak ufak ördüm hayatımda her şeyi. De sizin işte tabii başarıyla başarısızlık arasındaki mesafe milimetrenin de altında. Bir de başarı böyle insanın başına gelmiyor. Mutluluk da gelmiyor. Saadet de gelmiyor. Zenginlik de gelmiyor. Yani. Hepsini biz yapıyoruz yani. Biz bilardo üzerinde durduk. Nietzsche geldi karşımıza. Ama başarıya taşıyan çok şey güzel. İnsanın hayata karşı düşünceleridir yani. Nasıl düşünürseniz öyle yaşarsınız. Yani. Abi sen bilardoyu bıraktan sonra şu kişisel gelişim falan meselelerini... Ben konuşmacıyım aynı zamanda. Olduğunu zaten. Biliyorum da bunu tabii. Bir okul haline getir. Çünkü anlattıkların gerçekten muazzam. Evet. Bunlar benim... Değil mi çok acayip? Benim... Böyle biz böyle mal bak, gibi dinliyoruz seni. Kopyalayıp yapıştırdığım şeyler yani değil. Bir insan boşuna dünya şampiyonu olmuyor. Yani. Bunlar benim deneyimlediğim şeyler. Belli ki. Bunları ben deneyimledim. Yani bir yerden mesela bir yere konuşmacı olarak gittiğimde sahneye çıktığımda çok havalı olmak için çıkmıyorum ki ben. Bütün bu yaşadıkları en iyi şekilde anlatmanın peşindeyim. Evet. Karşı tarafa geçsin istiyorum yani. Ve kendimi o anda da geliştiriyorum. Çünkü deneyimleyip iyi sonuç aldığım bir takım şeyler var hayatımda. Bunları da anlatıyorum yani. Ha, bu iyidir bunu yapın demiyorum. Kendi tarifim veriyorum. Bu benim. Yani. Ben ama böyle oldum. Evet, bu benim tarifim. Anlattıkları bizim mesleğe de benziyor. Oyunculuğa da benziyor. Abi her meslekte çalışmak. Çalışmak. İnat etmek. İnat etmek. Evet. Ben çünkü gençler evet. Hep şey. İnat abi en önemli ve şey. En iyisini yapmak arzusu olmasa. Meşhur olmak. Şeylere çıkayım. Bin para kazan. O değil. Değil değil. En asla iyisini değil. Yapmak. Asla değil. Michael Caine'in dediği gibi. Ben hep iyi oyuncu olmak istedim. Para da pul da şöhret de arkadan geldi yani, diyor. Yani. Çalışmak, etmek, bir daha çalışmak. Ben niye gideyim bu kalkmışım 50 senedir olayıp da bir rolü Zeynep Güzin bakalım bir bunu böyle oynayayım, bir de bunu böyle oynayayım. Gece saat 11'de niye bunları kaldırıp sorayım ki? Aynen. Ya işte biraz bizde kriterler genellikle paraya döndü özellikle son zamanlarda. Yani başarı eşittir para gibi algılanıyor. Evet. Bir konuda birisine yani birisinin iyi olmadığını onu artık ikna edemiyorsun. Evet. Yani çünkü nasıl iyi değilim diyor ya. Evet. Nasıl iyi değilim diyor ya. Bak diyor, zenginim, ünlüyüm ya da neyse işte sporcuysa evet. Başarılı bir yerde oynuyorum. Ben sana zengin değilsin demiyorum ki iyi değilsin yani. Hayır. Evet. Aynen. İyi olmak başka bir şey. Bunun evet. Parayla pulla ilgisi yok. Nihan'ın yani. Peki müzikte de böyle mi? Şarkı söylemek bir inat işi mi yoksa
Şarkı mesela ben sürekli şarkı söylesem güzel şarkı söyleyebilir miyim bir gün? Aslında bu arada söylersiniz. O sonuçta bir kas yani. Hani, ya siz de biraz... çalışıyor musunuz o kadar çok sizde? Ben çalışma bölümü hani böyle ses çalışmak gibi olmuyor bende. Ama bu benim hatam yani. Aslında böyle olmaması lazım. Ben de daha çok hani bir bütün olarak müzik, hani prova, işte düzenleme, işte şöyle yapayım, böyle yapayım, işte yeni şarkı yazayım, gitar çalışayım falan şeklinde oluyor ama sonuçta bu bir kas yani, sporculuk gibi bir şey bir açıdan. Evet. Evet. Peki az önce bir genç bir sanatçı size şarkı sözü pazarlamaya çalıştı. Ben gençlere fırsat vermek lazım bence diye de düşünüyorum. Ve ben çok beğendim ya. O gence böyle, o hatta çocuğa bayağı bir ilgi gösterdiniz. İyi miydi bari şarkı sözleri? Şarkı sözleri çok güzeldi. İnanılmaz bir şey. Aldım hemen. Ya orada kaçta göz arasında ben de bunlar var deyip çıkardı ve pazarlamaya çalıştı. Şeflere, ve beğenildi. Şeflere yemek ben gözümle bu yemek gözler tarifi yemek verdi. Tarifi sattı. Şeflere bayağı yani. Ama çok güzel yemek. Ünlü var. Şeflere. Ben de. Arkasını dönüyor gidiyor diyorum ki. Zaten bugün onu tiyatrocu değil şef olarak davet ettik. Bir gece bir yerdeyiz, bir davetteyiz. Ha, inanamıyorum gerçekten bunu söylediğine. Bir anda bir baktım. Saksafon çalan arkadaşla konuşuyor. Hayır dedim, bunu yapmayacak değil mi? Hayır yapmayacak. Tuttum, o da arkadaşım, tuttum ne istiyor dedim. Rap söylemek istiyor dediler. Şaka olmadı. Dedim ki... Yılbaşında söyledim dedim, ya. Ama tamam orada söyledin ama orada biz deli gibi çalıştık ama. Deli gibi çalıştık orada. Ben dedim gidiyorum. Annem dedi ki ben bakamayacağım. Geçen hafta da burada böyle dili vardı. Gülsünal vardı ya, o da. Bakamayacağım dedi. Ben de dili. Bakamayacağım falan. Hadi insanlar alkışlıyor malkışlıyor. İyiyim var rapte. Detone olursa diyorum sen diyorum. Bas diyorum arkadaşım. Onca tecrübesini detone mi olur? Olur. Şirinliğiyle tatlılığıyla işte. Öyle. Peki senin bir oyunun var. Evet. Ve fütürist bir oyun. Yani fütürist evet. Derken... Hadi sen at, niye ben atıyorum ki ya? Gelecekte geçiyor. Şöyle de bir göstereyim. En güzel parçam, oyunumuzun adı. Gözüküyor mu bilmiyorum. Benim için çok kıymetli bir oyun çünkü ilk önce... Bir de iki sene demlendi pandemiden. İki sene demlendi. Önce yazdım, bir yazma süreci vardı. Benim konservatuvarda hocalarım, biz 4 yıl boyunca çok da yazıp yazdığımız şeyleri oynarız. Hep beni zaten bu anlamda yüreklendirmişlerdi. Zeynep senin yazman lazım. Zeynep senin diyalogların çok iyi. Hakeza babam da hep der benim kalemime. İşte yazdım. Çok hoşlarına gitti. Birkaç senarist arkadaşa da yolladım. Zeynep bunun üstüne git. Evet, gelecekte geçiyor. Bir de böyle hep ben neyi seviyorum, neyi sevmiyorum. Duygusaldan öte birazcık böyle matematikte düşündüm. Mesela şöyle sevmediğim şeyler var. Sahne değişiminde... Tekniğin girmesini, ışığın kararmasını falan sevmem. Onun için mesela bir gelecekte geçen bir aşk hikayesi, yapay zekalı aşk hikayesi ama sahne değişimlerinde işte çapkın bir buzdolabı ve bir kahve makinesiyle flörtleşiyorlar. Çapkın buzdolabı kim? Çapkın buzdolabını Erdal Bey sağ olsun konuşuyorlar. Güzin Hanım da kahve makinesi. Onların böyle hatta gülme alıyorlar ve alkış alıyorlar. Ben orada üst baş değiştiriyorum. Hep diyorlardı Zeynep sen, ben eski balerinim Devlet Opera Balesi'nden, lisanslı Latin Amerikan dansçısıyım. Niye dans etmiyorsun hep oyunlarda? 15 yıldır şehir tiyatrolarında izledik kendi oyunlarında. Hadi biraz dans et. Tamam dedim, bu kız dansla ve müzikle iyileşecek. Bir kadının aşkla, dansla, müzikle dönüşüm hikayesi. Bir kadın sanal bir erkekle, sanal zeka bir erkekle aşk mı yaşıyor? Bir kadın, psikiyatrist olan bir kadın normalde hep robot ve yapay zeka aşklarına karşıyken çok kötü bir şekilde terk ediliyor. Ve diyor ki daha önce yapmadığım bir şeyi denersem belki de hayatımda bir şeyleri değiştiririm. Ve çok da inanmayarak bir yapay zeka satın alıyor. Tabii şurada böyle bir şey var. Seyircilerin bir kısmı diyor ki bir sapma oldu ve gerçek bir aşk yaşadılar. Ama bir kısmı da diyor ki ya da bu bir kendi Adem'ini yaratma projesi. Giydim. O kadar kapitalizm gelişmiş ve o kadar kadının nefes alıp verişine göre ve iyileşmesi, daha iyi versiyonuna dönüşmesi için o kadar iyi hazırlanmıştı ki bu yapay zeka... Burada ortada bir aşk yoktu. Böyle de bir tartışması var aslında. Yani çok hakikaten konuşulacak şey var. Bu son söylediğim beni sardı biraz. Evet. Yani onun dışında işte program öncesinde de anlattığım gibi biz böyle kadınları, sadece kadınları böyle övmüyoruz. Biraz ben kadın tarafından kadınla bakan feminist bir tarafım var ama hani bu kadınların hep hesap kitapları vardır, şeyleri vardır. Mesela bizim kadınımız yapay zekayı ona haber vermeden sistemle görüşüp bir robota yerleştirmeye kalkıyor. Etik emeğe bürünmek evet. istiyor. Yapay zeka diyor ki bir dakika, sen bunu yaparak benim eksikliğimi benim yüzüme vurdun. Ben senden sende olmayan hiçbir şey istemedim.
Ama kız da diyor ki ama el ele tutuşmak istemiyor muyduk biz? Sarılıp uyumak hayır diyor. Sen bana böyle bir şeyle sormadın ama sonra o da aynı şeyi yapıyor. Felsefe kulübü önünde burası bu akşam. Felsefe kulübü. Yani evet yani çok komik aslında bizim oyunumuz. Çok gülüyor seyirci danslarla çok gülüyor. Yok yok çok acayip drama var burada. Ama çok sonunda güzel drama acayip bir drama. Yani yurt dışında her yerde oynayabilecek nitelikte bir iç... Yani evet. Film olur bu esas. Güzel. Film güzel de olabilir. Onunla ilgili de bir takım ufak teklifler geliyor aslında. Ama şu anda biz tabii doya doya bu tiyatroyu çok özledik. Bunu yaşamak istiyoruz. Yani şöyle bir hayalim vardı. Babandan ama kayıt değil mi? Buzdolabıyla, çamaşır makinesi onlar aşkı. Onlar kayıt ha. Ama Ferda Alver benim sevgili dostum. Çamaşır makinesi, pardon. Sevgilimi oynayan yapay zeka Ferda Alver oyunda. Hep oyunda, yanımda, yani yanı başımda canlı seslendiriyor. Kayhan Berk'in yönetmenimiz. Orhan Enes Kuzu müziklerimizi yaptı. Peki bir şey mi ekledi mesela şey bütçe düşük olsun diye mi buzdolabı ve kahve makinesi var da bir çamaşır makinesi olsun bir şey olsun. Patron burada ben onların parasını ödeyemem abicim. Acımam yani yapamam bir iki cihaz daha koysaydın diyor mesela. Yok. Bu kafi oldu bana yetecek. Sempatikliği yetiyor yani biraz daha fazla olsa taşımaya. Peki abi mesela sana gelip de baba çamaşır makinesi pardon buzdolabını oynarsın dediği zaman ne hissettin? Çok mutlu oldum. Ki. Çünkü ben aslında yani o yazarken bir de eklemeler yaptım hepsini çıkardı o. Dedim oldu olacak buzdolabı ve destine falan yapalım. Yani böyle bir şey değil bir ricada bulunduk. Bunlar da böyle bu elini ver kolunu kaptır. Mesela bir şey ısrar ettim yapmadı. Buzdolabı yapmaz abi bak çocuklara böyle bir şey yapma hakkımız ama yok abi. Çok, niye ısrar etsin güzel? Bak çok güleceksiniz buzdolabı ya bu. Hep geldiği zaman şunu diyor bir bira diyor. Herkese bir bira diyor. Sonra diyor ki ah diyor. Hayatımda en büyük istediğim ne biliyor musun diyor. Doya doya soğuk bir bira içme. Ama hayır hayır onu bir dakika onu ekledik. Sen İçemiyor ya. Hayır bak, eklemişsiniz. Hakkını yeme. Eklemedik yok. Benim istediğim gibi eklemedin. Öyle pırt yaptılar aradan geciktirdi. Orada gizme ne yapsa yaramasın. Orada hala bu babalar böyle. Güzel babalar böyledir. Babalar güzel. Ama yazar o. Ama şeyi çok sevdim. Yani yola çıkarken diyordum ki öyle bir şey yapayım ki ben. Şöyle bir alet bir kit geliyor çünkü yapay zeka kiti. Ben şöyle bir aletle böyle bir ele benzer. Bu arada 10 kişilik bir endüstriyel tasarımcı ekip çalıştı. O gerçekten kadınların ihtiyaçlarına göre. Bunlar böyle şizofren gibi bütün duvarda rengarenk kağıtlar. İşte kadın ne ister? El ele tutuşmak ister. Başını okşanmasını ister. Bütün ihtiyaçları çizildi. Aletler, yapay zeka bir şeklinde çizildi ve bir kit geliyor. Ben şöyle bir şey hayal ettim. Ben bir onun için işte bu yapılan hörden vesaire bu tarz işlerden değişmesinin ve farklı olmasının sebebi şu. Sahnede ben bir aletle plastik bir aletle bir aşk yaşayayım. Öperek, koklayarak, sarılarak öyle bir aşk yaşayayım ki insanlar ona inansınlar. O aşkı çok sevsinler, gülsünler. Gülsünler. Sonrasında da belki şöyle gözlerinden de kendi ulaşamadıkları belki aşklarını düşünüp bir gözyaşı süzülsün. Bunları başardığım için mutluyum. Tek kişi evet. Oyun olduğunu bir perde bitiyor, bir sonra anlıyoruz diyorlar. Bu benim çok yazarken hedeflediğim bir oyundu. Yok maalesef bu özel tiyatro mümkün değil. Ama ayın bir 3-4 günü oynuyoruz. Nerede? Söyleyebilir miyim yapımdaki oyunumuzu? 21'inde 21 Aralık'ta Kozi'de oynuyoruz. 27 Aralık'ta da Zorlu PSM'de oynuyoruz drama sahnesinde. Zaten bu ay iki tane daha var. Yani. Yani daha iki tane var. Ocak günlerimiz belirlenecek. Zaten Instagram'dan duyuruyorum. Erdal, hoş bir şey oldu. Erdal abi senin oyun nasıl gidiyor? Bernal oynuyorsun sen değil mi? Bernal için oynuyordun. Ben oyundan önce Zeynep'in oyunu ilgili bir şey etkile. Yani abi, bir şey kızlıklara anlar. Karışmayalım. Kızlarımıza... Eklemek bir şey eklemek istiyorum. Ben sana hani şunu da koysa oyuna falan diye yine bir şey takıştırmaya çalışıyorum. Şimdi ben oyunu seyrettiğim zaman onun bir de tabii şöyle bir olay var. Kendi oynadığı için ve 2-3 senedir de o oyunun içinde diyalog harf harf için içine girdi. Felsefesiyle her şeyle o kadar eski deyimle haşir neşir olduğu için oyunculuğuna da onu koymuş. Onu koyduğu zaman çok perspektifi olan bir... Ama tabii kendi yazdığı hikayede olduğu yani, için ve çok içinde yaşadığı için. İnanılmaz bir şey çünkü yani lütfen seyredin kızım için demiyorum. Tüylerim diken diken oldu o gün. O gün ben kendimi kaybettim. Ağladın yani. Mı? Ağladım da dışarı çıktım da ağladım yani. Bir de hani içki içmiyorum. Hani bir kadeh bir şey içmeyeyim ayıp olur filan diye. Şey bitti hemen bira. Şaraba. Hayır. Ama buzdolabına yemiş. Yani diyaloglarıyla o kadar bütünleşmiş her şeyiyle. Seyirci çok gülüyor. Hatta bir ara afişine komedi yazalım filan dedi. Evet. Bir de finalde hakikaten de ağlıyor. Yani
çok kadınsı bir şey. Hem kadını anlatıyor, yüceltiyor, hem kadının eksiklerini anlatıyor. Erkeğe bir ele indirgemiş zaten abi, farkındayım olayım. Ama yani çok çok mutlu oldum. Yani bir meslektaşım olarak gurur duydum. Çok gurur duydum. Şahane. Ben evet. 20 küsur yıldır sahneye çıkıyorum ben de. Ama oldu babamdan evet oldu, benim 23 yıl oldu. Çünkü çok çocukken başladım, evet, çok ben 6 yaşında 7 yaşında sınavla girip başladım. Babamdan ilk tabii benim 2 kişilik oyunlarım, 3 kişilik oyunlarım şehir tiyatrosuna hep gelmiştir, izlemiştir ama burada hem seyirci böyle ilk çıktığın zaman böyle bir ilk önce bir iter seni, bir süzer ayağından tepeye kadar. Evet. Burada belki çok yalnızım diye bilmiyorum. Böyle seyirci böyle beni böyle içine alıyor, sarıyor, sanki başımı okşuyor. Sanki bütün o süreci ve yaşadıklarımı anlıyormuş gibi. Ben de babamdan ve çok sevdiğim ustalarım var, ne olur gelin izleyin, iki eleştiri yapın bana dediğim. Onlardan da herhalde hayatımda duyduğum hem kalemime, hem sesime, hem dansıma, hem oyunuma yani çok güzel cümleler duydum. Hayatımın aslında en güzel zamanlarını yaşıyorum diyebilirim. Yok, tabii çok daha gerçekten en güzel parçan. Yok, en güzel daha güzelleri olur. Daha güzelleri olur. Şimdiye kadar en iyisi olur ama bundan sonra pek de en iyisi değildir, emin ol ki yani. Tabii ki. Ay. Güzel bir şey değil mi insanın kızının başarılı olması? Yani gerçekten ben çünkü onun ufaklığından beri enteresan bir iş dünyası olduğunu çok iyi biliyorum. Yani hissediyor kız çocuğu, biliyorsunuz babalara çok düşkün. Yoksa babalar mı kızlara düşkün? İkisi de. İkisi de. Yalnız ben bir ara Yıldız Hoca'nın şu lafını çok seviyorum. Dedim ki Yıldız Hocam nasıl dedim Zeynep. Ne bakımdan soruyorsun dedi. Ne bakımdan? Hayır yani dedim, bana mı benziyor, güzüne mi benziyor dedi. İkisi de öğrencisi olduğu için geçmişte. Böyle kendine yaptım. Benziyor. Hayır, ikinize de benzemiyor dedi aslında. Benim kızım bambaşka der. Yani benim kızım bambaşka. Çünkü ikinize de benzemiyor dedi. Kesin böyle adı çekti, hatta sinirlendi böyle. Tabii. Bir tuhaf tuhaf. Bir de Yıldız Hocam'ın şöyle sevdiği şeyler vardı. Ben hep karakter ayakkabımı götürürdüm. Makyajımı yapardım. Yani sahne üstüne çok hazırlanırdım. Derslere çok hazırlanırdım. Yani çalışan, çabalayan, yani zaten o yapıyı çok seviyordu. Dolayısıyla ben çok iyi bir öğrenciydim yani. Öyle benim zamanımda şöyle tipler vardır. Mesela yıkanmayan, sanki bohemlik, yıkanmamak, umursamamak, çalışmamak çok iyi aktörlükmüş gibi. Ben hiçbir zaman ailemden de öyle görmedim. Benim hayran olduğum ustalar da asla öyle olmadılar. Biz her zaman işimizi ciddiye alıp deliler gibi çalışıyoruz. Şimdi Yıldız Hoca'nın lafını bir söylesene. Ha, Yıldız Hoca'nın evet. Çok önemli lafı var. Yani konservatuar... Seni muhakkak sever bak bunu. Kesin. Dinliyorum. Yıldız Hoca hep birinci ilk dersinde bütün sınıfı karşısına alır. İşte yüzlerce kişi gelmiş, belki 700-800 kişi geliyor. O kadar. Tabii 10 kişi alınıyor. 10 kişi alınıyor. Gelir. İlk ders. İlk ders. Merhaba çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizler yüzlerce kişi arasından 10 kişi olarak seçildiniz. Sizler zaten şu konservatuara girmeseydiniz de bu kadar kişi arasından seçildiğiniz için siz dizilerde oynayıp çok güzel parlardınız. Usta çırak ilişkisiyle birçok şey öğrenirdiniz. Sahnede de çok başarılı olurdunuz. Ödüller filmde alabilirdiniz. Filmde çekerdiniz. Yani bu zaten bu kadar kişi arasından seçilmeniz sizin çok vasatın üstünde bir kabiliyete sahip olduğunuzu gösteriyor. Buna rağmen konservatuar okumak istediğiniz için ben şimdi hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Yani bu her yeni birinci sınıf başladığında ilk dersi. Çünkü bu emeğinize saygıyla, bu emek. Seyirciye de saygı. Ben daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Ben bir iki kursa da gidebilirim ama ben 4 yıl her gün hemhal olup sesimle, dansımla, her şeyimle, eskrimimle, her şeyimle yetiştirip 4 dörtlük olmak için ben bu 4 yılımı daha evvel ünlü olmak yerine bu 4 yılımı ben kendimi geliştirmeye vereceğim diyen 10 kişisiniz. Onun için böyle eğiliyorum der, eğilirdi. Benim hakikaten hiç gözümden çok gitmez. Çok evet. O emeğiniz çok kıymetlerdi. Evet. Bu emek iş işte. Peki Nil Hanım, sizin ne oldu böyle bir... Nil Hanım deyince Nil Hanım. Öyle şey yaptım. Nil mi diyeyim? Lütfen diyebilirsin. Ben böyle biraz şey, resmiyeti çabuk kaldıramayan karaktere sahip. Nil Hanım da olur, sorun yok. Nil Hanım. Nil Hanım şimdi... Usta çırak. Tiyatroda çok önemli. Bütün sanat dallarında aslında önemli bir şey. Sizin böyle bir usta çırak ilişkisinde olduğunuz, ya bunun gibi olayım falan dediğiniz biri var mıydı? Çünkü niye soruyorum bunu? Ben dışarıdan bakıyorum. Yoktur herhalde. Çünkü bambaşka diyorum. Hı. Yani sizi kimseye benzetemiyorum ben. Yani. Tek bir şeysiniz. Teşekkür ederim. Ya usta çırak ilişkisi yaşamadım ama tabii ki bana ders veren ya da işte çok
şey öğrendiğim ya da idolleştirdiğiniz karakterler, falan idolleştirdiğim karakterler, takip ettiğim karakterler oldu. Beraber çalışarak ha, takip onlar ettiğim. Onlar Türkiye'de bizden. Evet evet yani özellikle bir ara Kadıköy'de işte Mabel Matiz'in geri vokaliydim ben bir kısa bir süre. O dönem gerçekten çok değerli müzisyenlerle, çok değerli şarkı yazarlarıyla tanıştım ve onlar uzun dostluklara evrildi. Dostluklardan çok şey öğrendim ama usta çırak ilişkisi olmadı. Neden olmadı? Birazcık bir şeyleri kendi kendine yapmak zorunda kalmış da bir insanım ben. Yani bir zaten Türkiye'de çok fazla kendi şarkısını yazan insanlar. Peki. Bir de Serdar Ortaç var. Tabii, o, yani tabii seviliyor ama hani mutlaka belli kalıplara uymanız bekleniyor ve belli beklentileri karşılarsanız aslında çok daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz çoğu alanda. Ben bunu kendi istediğim gibi yapacağım. Ben bunu kendi bir şey var kafamda. Ben bunu gerçekleştirmek istiyorum dediğiniz zaman aslında ustaya uyamıyorsunuz. Çünkü usta aslında yani çok egolu bir şey bu. Yani çok megaloman bir şey. Benim diyorsun benim vizyonum en iyisi. Ben bunu yapacağım diyorum ama yani tabii ki öyle değil. Tabii ki yolda bir sürü şey öğrenmem lazım. Ama o öğrenme sürecinde biraz yalnız kaldım. Dostlarım vardı. Dostlarımdan öğrendim. Bence iyi ki yalnız kaldım. Çok fazla şey. Çünkü ortaya eşsiz bir şey çıkmış. Hakikaten eşsiz bir şey çıkmış. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu iltifat olsun diye falan söylemiyorum. Herhalde bana sizi tanıştıran eşim oldu. Bu kızı dinlemen lazım dedim. Ben de öyle çok Türkçe müzik pek dinlemem. Yani dinlerim de baygını değilimdir. Yani dinlerim, eğlenirim falan filan ama dinledim. Aa, çünkü eşim deyince dedin şimdi gibi entel danter falan bir şeydir bu falan diye düşündüm kendi kendime. Evet bir yandan entel dantersiniz onu da söyleyeyim yani. Öyle tarafları da var. Yani o tarafı da var işin yani ama çok da acayipsiniz. O yüzden eşsiz bir şey olunca çok şaşırdım gerçekten yani. Dedim ki bu kız kim yetiştirmiş, nerede öğrenmiş, nasıl öğrenmiş? Şaşırtıcıydı. Çok el yordamıyla, çok oyunla. Yani o gerçekten demek, oyun oynaya... Demek ki el değmiş, yordam değmiş. Çok iyi bir sonuç. Teşekkür yani. Ederim. Peki anneniz babanız ne dedi? Şarkıcı olmanızı istemiyorlardı. Bugün ne düşünüyorlar bununla ilgili? Şu an çok mutlular. Mutlular değil mi? Onlar daha çok şarkıcı olacaksın, aç kalacaksın kategorisinden biraz engellemeye çalışıyorlardı. Ama annem hep şey söyler. Annem eğitimci bu arada. Okul müdürüydü yıllardır. Müdür hanım. Kendisinin de kendi velilerine söylediği bir şeydir. Hani eğer, yapmayın. Hayır. Yani eğer çocuk onu olacaksa zaten olacak. Zaten, yani olur. Sen ne yaparsan yap engelleyemezsin. Evet. Yani bazen engelliyorlar ama. Ama o, yani o zaman da şöyle bir şey var. Tabii ki ben burada hayat şartlarını kesinlikle sorgulamıyorum. Ben şanslı bir çocuğum. Evet. Şanslı büyüdüm yani. Öğrenmek istediğim her şeyi öğrenebilecek şansım vardı. Ve Allah için hiçbir zaman sen bir kadınsın bunu yapamazsın işte kız başına nereye gidiyorsun gibi şeyler ben hiç duymadım. Asla kendimi öyle bir yerde tanımlamadım yani. Ama tabii ki bütün bu koşullar üst üste geldiğinde çok zor olabiliyor oradan çıkıp kendi istediğini yapmak. Gerçekten çok istemek lazım. Ben çok istiyordum ama benim... Benim atlayacağım engel o açıdan daha azdı. Daha az. En azından aile engeli yoktu. En azından aynen. Maddi engeller yoktu. Evet. Bir tek kendinle yani, yarışıyordun. Evet. Kendi yapman gerekiyordu. Yani süründüm tabii ki. Yani süründüğüm tabii ki zamanlar oldu ama hani şey gibi olmadı. Hani hay Allah ne yapacağım ben noktasına çok gelmedim yani. Kaç beste oldu şu ana kadar? Yayınlı mı yayınsız mı? Yayınsız tabii ki. Çok var canım. Çok fazla var. Bin? Yok bin yok, değil. Hayır. İşte 70 falan. Peki şimdi Erdal Bey size şiirlerini pazarlarken bedavaya pazardı ama sonra pazarladı. Para istemedi ama pazarladı. Dedi, şöyle bir laf etti. Dedi ki siz dediniz ki bunları niçin şimdiye kadar kimseyle paylaşmadınız? O dedi ki kıskandığım için bunlar benim kendime dedi. Bestecilerde de böyle bir şey var mı? Mesela yayınlanmamış bestenizi siz de kıskanıyor musunuz yayınlamayı? Yok ya. Bende öyle bir şey yok yani ama o benim ya ben oyun oynamayı normal koşullarda çok seven bir insan değilim. Yani mesela arkadaşlar toplanırlar hadi tabu oynayalım hadi bir şey oynayalım falan.
Benim için oyun zaten bu. Oyun müzik yani. Evet. O benim iletişim kurma şeklim, hobin, oyunun, oyun oynama şeklim, işim. Yani her şeyim kendin o. Kendin ifade biçimin, her şey. Aynen öyle. Yani o yüzden de i̇şte ben onu saklayamam. Yani o farkı, çocuk farkı senin o değil mi? Çocuk farkı. Aynen, bu, aynen. Çocuk işte farkı. Benim tiyatroda, benim şeyde, set de öyle. Öyle yani onunla oynaya... Kum havuzunda oynuyoruz. Zaten oynaya oynaya öğreniyoruz. Ya da volkanın altındaki o mağma havuzu dedikleri şey. O istersen içinden fışkırıyor yani. Daha bastıramıyorsun evet. Yani. Yani o bir şekilde paylaşıyorum. Paylaşmadığım şarkılar genelde kendimi yeterince iyi hissetmediğim, iyi bulmadığım şarkılar oluyor. Yani hani çok fazla şarkı var ama bazıları diyorum ki mesela bu şarkı bir şey anlatmıyor diyorum. Ya da bu şarkının müziği olmadı, bana oturmadı diyorum. Yani onlar böyle defterde kalıyor. Belki, peki onları başkasına vermek gibi bir şeyin var mı? Bazen yani çok da vermiyorum çünkü çok güvenmiyorum o şarkıya. Ha. Onun zamanının geleceğini tahmin ediyorum. Yani çünkü şu an böyle hissetmiyorum ama belki 10 yıl sonra farklı bana bir şey olacak. İfade edecek. Belki. Belki bir kelimesini değiştireceğim, bir cümlesini değiştireceğim. Onlar böyle bir sürü telefonda ses kaydı olarak duruyor. Ha telefonda duruyorlar. Tabii. Bir şey daha şiirle ilgili bir şey söyleyebilirim. Söyle abi. Benim bu hani örnek verdiğim var ya şey neydi? Kış panteri neyse bir parça. Kar leopar. Kış panteri. Kış panteri. Güzel oldu. Şu yani ben şair değilim. Hele şair dersen bir kitap çıkarırsam Türkiye'de çok güzel, çok ünlü, çok yani yürekleri çok dolu insanlar var. Çok büyük bir ayıp eder. Ben oyuncuyum. Şimdi bunu söylemediğim için bu benim kuyudan çıkma olayım. Canım sıkıl zaman şiir yazıyorum. Şimdi bunlar da ben şiir yazdım. Bir kitap çıkan onu sevmediğim sanki için. Sanki Erdal Özyacar adı üstüne bir şairlik bina etmek istiyorsun. Alakasın ha yani hiç. Ama bakarsın yarın öbür gün Lili Peyses'inden dinleyebiliriz. Ha onu o ayrı. Burada Cenk Rofe var bizim çok sevdiğimiz bir abim, aile dostumuz. Onun albümünde iki tane var zaten. Parçası. İlk değil miyim? İlk değil. Öyle sanma yani. Ve çok da güzel şarkılar. Ben de ilk zannediyordum valla. Ben sana ilk filan demedim ama Nil. Bilmiyorum kimseyle paylaşmadım demiştiniz ama. İhanete uğradım. İhanete uğradım. Bunları paylaşmadım. Bunları ilk paylaştım şeyler. Peki neyse. Evet, biz dünya şampiyonuza dönelim. Çünkü çok fazla elimizde yok. Bir Mete Gazoz var, bir sen var. Doğru. şaka bir yana. Kaç sene sürdü ilk şampiyonluk? Sonra niye bıraktın kütleyi? Ya sebebi, yani bilenler biliyor. O zaman takip ettiler. Türkiye'de bir gündem oluştu onunla ilgili. Bir yönetim geldi federasyonun başına. Türkiye'de. Evet, Türkiye'de. Ve yani şöyle anlatayım kısaca yani. Bu belki de genel bir problem. İşte bu bütün başkan dahil yönetimin birlikte olduğu bir yere gittiğimizi düşünün birlikte. Ben en arkada duruyorum. Alakam dahi yok. İçeri giriyoruz. Onları kimse görmüyor. Beni görüyorlar. Seviye abi diyor. Normal abi şimdi. İşte normal değil onlar abi için. Abi normal şimdi. Senin için normal. Bir atıcılık federasyonu bir yere girse o herkes orada Mete Gazoz'u görecek normal, yani. Onlar için normal değil. Dolayısıyla bir şey var yani federasyonun önüne geçtiğimi düşünen ve bu durumdan dolayı benim üzerimden kompleks yapan, güç devşiren, işte düzmece cezalar veren, benim hileli bilardo oynadığımı söyleyen. Abi topun içine. Tabii cilalıyormuşum ben topları da. Öyle abi, yapıyormuşum filan. Cilalı top devri. Tabii. Bir kere soruyor diyor ya senin saygılar yani. Diyor. Ne alıp verin dediniz var diyor. Bu diyor dünya şampiyonu olmadım diyor. Bilemiyorum artık. Ha bilemiyor artık. O kadar yani evet. Aman, ve ben bir süre bu işte mücadele ettim. Özel şey ve aslında bu kararı nasıl verdim? Bir süreden sonra dedim ki ben bu mantaliteyle beraber olamam. Yani olamam yani. Kendimi başka peki bir yere... Peki gidip başka bir ülkenin federasyonunun altına... Yok ben bu topraklarda çıktım. Ben Adapazarlı rahmetli Terzi Faruk Saygıner'le rahmetli ev hanımı Süreyya Saygıner'in oğluyum. Ama bunu kimse benim böbürlendiğimi düşünmeyecek diye söylüyorum ama dünyaya da nasıl bilardo oynanmış gösterdim kardeşim. Evet. Şimdi o başka bir şey. Yoksa teklif geldi o dönemler bana. Gel işte burada oyna şurada oyna falan diye. Ben Adapazarlıyım. Hatta bunu şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu son şampiyonlukta böyle yes yes deyince bozulmuş millet. Niye Türkçe söylemiyordu ya? O da başka bir şey oluyor. Ama şimdi yani ben eve dönünce kuru fasulye yiyorum gene. Yani anlatabildim mi? İstanbul köfte yiyorsun adam adam. İstanbul köfte de yiyorum. Yani ben bu topraklara aitim yani. Ama uluslararası bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla o zaman da öyle teklifler geldi. Ben kabul etmedim açıkçası. Çünkü kimseye mal etmem ben bu işi. Kendim yaptım. Bu topraklarda yaptım.
bu mantaliteyle yaptım. O yüzden o dönem öyle bir dönemdi. Ve dedim ki ben kariyerimi donduruyorum dedim. Çıktım şimdi, bir televizyon peki programına. Peki o federasyon başkanı şimdi nerede? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Gerçekten hiç haber almıyorum. Kimse de bilmiyor. Ama şöyle oldu. NTV ekranlarına çıktım. Dedim ki ya ben dedim kariyerimi donduruyorum bu sebeplerden ötürü. Çünkü bayağı medyada yer tuttu bu. Bir de yani çirkinleşiyor yani mesele. Çünkü aynı dili konuşmuyoruz. Başka bir şey. Ve sonra yıllar sonra camiadan çok sevdiğimiz eczacı ve aynı zamanda bilardo oyuncusu Ersan Ercan geldi. Dedi ki Semih ben seçimlere gireceğim. Büyük ihtimalle katılacağım, kazanacağım. Ve dedi yani bu şeyden kurtulacağız dedi. Bu durumdan kurtulacağız dedi. Çok basit anlatıyorum bu durumu. Sahalara geri dönmeni istiyorum dedi. Ondan sonra tamam dedim ben de. Ve o mantaliteyle tekrar sahalara döndüm. İyi ki de dönmüşüm. Çünkü şu an yaşadıklarımdan çok mutluyum. Hem bilardonun Türkiye'de tekrar gündeme gelmesi. Çünkü bilardo çok özel bir spordur. Yani bunu ben yaptığım için söylemiyorum. Bakın genç yaştaki insanlara da çok büyük faydaları var. Belli yaşın üstündeki insanlara da çok büyük faydaları var. Bizim mesela bir kulübümüz var. İsmini söylesem herhalde bir reklamı gibi. Bilardo Max Bahçeli Evler'de çok ciddi büyük bir kulüptür. Gelen insanların çok büyük bir yüzdesi orta yaş üstüdür. O insanlara deseniz ki mesela ya bir saat yürüyeceksin her gün. İşte kinetik enerji yayacaksın. Bilmem ne hareketi yapacaksın desen yapmaz. Ama her gün 5-6 saat bilardo oynuyorlar. Ayakta duruyor, donuyor, evet, dolaşıyor. Yaşam enerjisini koruyor. Şimdi Hollanda'da gelişmiş ülkelerde mesela senyörler ligi var. Adam 85-90 yaşında lig maçı oynuyor ya. Şaka. Yani, evet. Peki bir şey soracağım. Hayatla bağı kopmuyor yani. Bu açıdan çok önemli. Bu işin bir yaşı var mı? Çünkü her sporun bir yaşı vardır. Evet. Belli yaşı var. Ama mesela ben hep şöyle düşünmüşümdür. Dersen ki bana yani, aptalca düşünürse ona da kabul ederim. Bilardo'nun sanki böyle en iyi zamanları hani 45-50'den 60'a kadar olan süredir. Aynen öyle. Öyle midir yani? Öyle çünkü 30 yaşında ya şimdi belki biraz değişti. Çünkü eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu. Bir bilardo oyuncusu bütün o bilgileri ancak seneler içerisinde edinebiliyordu o tecrübeleri. Daha az turnuva vardı. İşte bir şampiyonların maçlarını seyredemiyordun. Ancak gidip bir turnuvada izlemen lazımdı. Ama şimdi her şeye ulaşmak çok kolay. Onun için 30'lu yaşlarda profesyonelleşip üst düzey bilardo oynanabiliyor. Bizim zamanımızda öyle bir şey mümkün değil. Sen ilk şampiyonda kaç yaşındın? 1994. Tam 30 yaşındaydım. 30 yaşında. Evet. 1994. Sen pek geç kalmamışsın yani şimdi. Evet. 30 yaşındaydım. Ama ben biraz arayı kapattım. Çünkü o dönem çok çalıştım. Yani baktım ki ben uluslararası arenada yani iş yapacağım. O zaman işte karambol dönemi biliyorsunuz. Karambol oynanırdı. O oynadığımız oyuna karambol denirdi. Ben de karambol oynardım. Benim için demişler ki işte 3 bant oyuncuları Türkiye'de. Semih 3 bant oynayamaz. Yani karambolcu o. Ya öyle bir durumdayım ki yani 5 bant gereksin 5 bant oynayacağım. Yani ben orada 3'e 5'e bant. En zor 3 bant. Yani, bilardo'da en zor 3 bant. 3 bant branşı çok zor. Snooker'dan daha zor. Deli işi. Deli işi. Bak deli işi. Peki bir yandan da bu yani bir yandan da mühendislik var, matematik var, optik var. Her şey var. Her şey. Çok acayip bir şey değil mi bir yani? Bir de insanın ve konsantrasyon büyüsü var burada. Bakın çok enteresan bu. Yani aslında müzikte de var o her şeyde var. Şimdi bir top var, vuruyorsunuz. Top 7 bant dolaşıyor, gidiyor, çarpması gereken topa çarpıyor. Durması gereken de duruyor. Şimdi ya biraz geride durmuyor bu top. Ya bunu bir insan nasıl ölçüleyebiliyor? İşte çok tekrar kas hafızası, algılama. İşte az evvel dedim ya, hayatla bağı kopmaması insanı çok geliştiren bir şey. Yani bilardo oyuncusu sürekli eğer profesyonelse gözlem yapıyor. Her vurduğunda hata buluyor. Ama bazı vuruşlarınız büyücü vuruşu gibi yani evet. Fizik yok. Gerçekten fiziğe öyle. Aykırı, kimyaya aykırı, biyolojiye evet. Aykırı, i̇şte insanlığa bir dönem aykırı. Şöyle bir şey oldu. Yani Newton görse icatların yani şeylerinden ne denir o buldu fiziğini değiştirirdi yani. Her türlü yasaya aykırı bir şey. Onu da anlatayım. Bir dönem şöyle bir dönem yaşadım ben. 94'te ilk Dünya Kupası'nı kazandığımda benim klasmanda falan ismim yoktu yani. 92'de Dünya Şampiyonu'nu yendim. Gittim Almanya'dan kaseti aldım. Yayınlandı çünkü maç. Kölemans'ı yendim yani. Kaseti ben aldım yani. O İngilizce sen konuşamayan adam... Sen Kölemans kaç yaşındaydı? O zaman 55 yaşındaydı. Düşün bakın 88'de yurt dışına açılıyorum. 92'de oluyor bu olay. Alman televizyoncularına İngilizce dil döküyorum yani.
İngilizcemi geliştirmişim. Allah aşkına kaseti verin diyorum. Bak ne olur diyorum. Türkiye'de bizim federasyonumuz yok. Türkiye'de federasyon kurulacak. Bu sayede yani spor olduğu anlaşılacak diyorum. Verin diyorum. Nein falan diyor. Ya diyorum yapmayın diyorum. Aldım ben kaseti. Keşke arada bir de Almanca öğretsedim bari. Yani, Almanca bir cümle öğrendim vermezlerse diye de. Yani, ama sonra öyle enteresan ki 94'te Dünya Kupası'nı kazandığımda ben hiç kimsenin o güne kadar görmediği vuruşlar yaptım. Dediler ki magic. Ya değil. Aynı bir soruyla. Ben izledim yani, senin vuruşunu. Magic. Haklı basit ver. Bir soru bak. Basit bir soru. Biraz mutfak işi ama çok kısa anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir pozisyon düşünün ki 2,5 metreden o topa 1 milim kalınlığında 12,3 kilometre süratle vurman lazım ki sayıya ulaşabil. Ya insanız. Makine değiliz. Tolerans yok. Bizde en usta oyuncular bile bunu böyle 100 vuruştan ancak üçünü sayıya çevirebiliyoruz. Dedim ki ya arkadaş bunun daha kolay bir yolu yok mu ya? Çünkü hep öyle öğrenmişler. Bu figürü öğrenmiş. Ben de daha kolay yollar buldum. Fakat görünüşte böyle görünüyor. Fakat başarı yüzdesi bir anda %95'lere çıktı. Sonra dediler Allah aşkına bu vuruşları bizle paylaş. World Report Trikushin. Driban deniyoruz işte bu dergilerde. Yazdım. Bütün dünyaya anlattım bu vuruşları ben. Az evvel dediniz ya yani paylaşmak. Yani bunu sıralarda saklamıyorsun yani. Yok canım anlattım dedim ya bak böyle oldu böyle oldu buradan buldum. İnsanlar bir süre sonra şunu gördüler. İşte Kolombiya'ya gidiyorum mesela turnuvaya. Türbünde oturuyoruz. İşte birisi benim vuruşlardan birini yapıyor. Bütün türbün böyle bir maestro. Hani senin vuruş diye. Şimdi Kore'de bir reklam gördüm geçen. Bilardo reklamı. Kore'de çok popüler bu arada. Tabii, evet. Koreli bir oyuncu benim vuruşu yapıyor. 94'te bulduğum, Dünya Kupası'nı kazandığım vuruşu yapıyor. Ve diyor ki, Korean style diyor. Ben tilt bak, oldum. Bak bunu sopalarsın bak, işte. Bak ben tilt oldum. Ben de tilt oldum şimdi. Dava açabilirsiniz bu arada. Tamamen Turkish style. Bu topraklarda çıktı bu. Ben şimdi bununla ilgili bir proje yapıyorum. Bunların NFT'sini çıkaracağım. Bence de. Bak ciddiyim ya. Bence de. Yani bu çünkü, Koreli'ye illet oldum şu an. Ya gelirse buraya burada, ben bunu döveyim. Burada çıktı bu vuruşlar ya. Gerçi Koreli'de bu vuruşlar. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben buldum ya. Evet abiciğim. Evet. Bak senin adına ben sinirlendim şimdi. Bak ben bak, diyorum tilt oldum ya. Diyorum ya. Bak şöyle. Şimdi burada gidip Kore'ye kanıza basıyorum. Hayır Koreli olması kötü. Koreli style. Biz oralara kadar gitmişiz. Biz hani arkada dostlanıyorlar. Yakın bir millet falan bu yani. Yani şimdi bunu kötü niyetle yapmıyor tabii ama. Aynı bizim belki de sahip çıkamadığımız bir takım şeyler var ya. Hani başkaları çalıyor hani, onu. Hani bizim döner i̇şte, gibi. Ya gibi yani. Gibi. Kardeşim buna ben sahip çıkacağım ya. Çünkü bu. Bence de. Burada gelişti bu olay. Yani ben. Peki bunu mesela Uluslararası Bilardo Federasyonu bunun saygıner vuruşu diye. Ya herkes öyle olduğunu biliyor. Biliyor zaten. Ama yani Koreli aslında kendini rezil ediyor. Ya aslında bir nevi öyle yani Korean style ya. Suya bu diyordun sen o zaman yani mesela. Yapma gözünü seveyim yani. Anlatabiliyor muyum? Vallahi yani, şimdi bak. Turkish style diye reklam yapacağım. Şurada Kore konsolosluğuna gideyim. Yeniden o kadar illet oldum yani. Reklam mı oldu? Reklam arası mı var? Reklam arası vereyim ben gidip orada gidip bir Kore'yle bir falan zorlayayım. Evet. Yine çocuk gibi ne güzel şey. Hislerimi kar coğrafyayla. Yine kedi gibiyim burnum pembe. Al beni gözlerimi ellerimi de. Yine çocuk gibi ne güzel şey. Hislerimi kar coğrafyayla. Kedi gibiyim burnum pembe. Al beni gözlerimi ellerimi de. Lütfen gel uykuma sevgilim. Sana yeni bahçeler keşfettim. Göze bulutlar koyan hayaletleri. Zamanla bize dost belledin. Lütfen gel uykuma sevgilim. Sana yeni bahçeler keşfettim. Göze bulutlar koyan hayaletleri. Zamanla bize dost belledim. Artık burası.
burası bizim bahçemiz. Biz ne istersek onu dikeriz. Çünkü burası bizim bahçemiz. Biz ne istersek onu dikeriz. Yine çocuk gibiyim, ne güzel şey. Hislerimi kar coğrafyayla. Yine kedi gibiyim, burnum pembe. Al beni gözlerimi, ellerimi de. Lütfen gel uykuma sevgilim. Sana yeni bahçeler keşfettim. Göze bulutlar koyan hayaletleri. Zamanla bize dost belledim. Lütfen gel uykuma sevgilim. Sana yeni bahçeler keşfettim. Göze bulutlar koyan hayaletleri. Zamanla bize dost belledim. Bravo, bravo, bravo. Bir an böyle gençliğimi hatırladım. Sanki şey gibi, Bülent Ortaçgil de burada olsaymış diye hissettim, değil mi? Öyle bir hal de, bilmiyorum, yanılıyor da olabilirim. Mutlu bir hüzün var şarkılarında, değil mi? Var, biraz ikisinin birbirine içkin olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, çok iç içe girmiş bir, çok garip yani. Yani söylüyor ama inanmıyor gibi değil ruh, mi? Ruh halinin böyle mi? Ruh haline göre değişik bir şarkı. Hayır o anlamda değil ama bir şey böyle iki arada bir derede bir olay var, bir hüzün var yani. Yani bana kalırsa mutluluğun hüzün olmadan ya da mutsuzluk olmadan çok bir değeri yok. Ha. Mutsuzluğun da aynı şekilde mutluluk olmadan bir anlamı yok. İşte bütün sözler sana mı ait? Bu şarkı da evet. Bu şarkıyı biliyorum, diğerlerinde. Ya albümlerdeki çoğu söz bana ait. Zaten hep bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Yani ikinci albümde mesela sürekli olarak kendini psikolojik olarak aynı yerde bulan, kendi mitolojisini yaratan ama o mitolojinin içinde hem kurban hem tanrı olan bir abi, karakter. Abi karım haklıymış, ben de haklıymışım. Entel. Entel belli. Öyle bir karakter üzerinden anlatıyordum aslında bütün hikayeyi. Ve bunun içinde işte hakikaten sonuçta hayatta insanlara değer veriyoruz. İnsanlara bazı anlamlar yüklüyoruz ama bu insanların bundan haberi olmuyor. Olmayabiliyor. Ve aslında kendi kendimize bireysel bir mitoloji yaratıyoruz. Her insanın bir sembolü oluyor. Mesela ikinci albüm bunu anlatıyordu. Üçüncü albüm çok kişisel bir albümdü. Yani mektuplar da adı ve hani iki bölümden oluşuyordu. Gerçekten birebir yazılan mektuplardan bahsediyordu ve yani o kadar açık ediyor ki kendini. Böyle hayatımın iki yılını böyle şey olarak şarkı bazlı görebilirsiniz. Bir daha o kadar mahrem bir albüm yapmam diye düşünüyorum. Ya o yüzden o hikaye oluşturmayı aslında seviyorum. Tema oluşturmayı seviyorum şarkılarda. Bayağı iyi oluşmuşlar. Teşekkür ederim. Elinize sağlık, aklınıza sağlık. Bir de o tek düzelik yani hiç öyle bir telaşa girilmemiş. O çok belki ya, de bir çok acayip, hani acayip bir şey. Burada bir nakarat, burada bir yükselt, alttan patlat falan. Hiç o kaygılar yok. Çok böyle garip böyle. Böyle başlıyor böyle. Böyle su gibi akan bir şey. Çok garip. Ben böyle bir şey hakikaten çok az gördüm. Ben içeride dinledim ve battaniye gibi şarkılar dedim. Hakikaten öyle. Hani böyle içine giriyorsun sıcık ya da ısıtır ya böyle. Yılbaşı arifesinde zaten böyle. Vallahi güzel, tam böyle kar yağıyor dışarıda. Biz şurada kadar çekersin böyle battaniyeyi. Semih, uzun bir aradan sonra döndüm. Tamam. Şimdi şampiyon olarak bıraktığınız yere döndüğünüzde genellikle bir hüsranla karşılaşmak evet. ihtimali çok fazladır. Aynen. Bunu pek çok büyük sporcu da yaşadık. Yani evet. şampiyon olup kısa veya uzun ara verip dönen ne bileyim işte otomobil sporunda Michael Schumacher işte şeyde kayakta mayakta falan da vardır böyle bir takım adamlar. Bunların pek büyük bölümü başarılı olamamıştır. Evet. Niye? Çünkü kendi yarattıkları efsanenin altında ezilirler ya da başkalarının onlardan olan beklentisinin altında ezilirler. Evet. Sen bunu hissettin mi ve geri dönüşten sonra başarı nasıl geldi tekrar? Şimdi esasında psikolojik tarafı çok zor. Çok zor. O yani çünkü sıfırdan başlayan bir sporcu değilsiniz.
ki sıfırdan başlıyorsunuz. Yani klasmanda isminiz yok, isminiz yok, cisminiz yok. Yani yaklaşık 3500 kişi var dünya klasmanında. Ben ilk başladığımda ismim yoktu orada. Döndüğünde klasmana düşmüştü. Yok yani hani hoş geldin al kupayı demiyor kimse. Ben de tabii kendime 2 yıl verdim bu zaman zarfında. Dedim ki 2 yılda ben toparlarım dedim. Çünkü güvendiğim bir tarafım var. Ben çalışkan bir insanım. Yani çalışırım, kendimi adapte ederim, geliştiririm diye düşündüm. Fakat bu kadar zorlanacağımı tahmin etmiyordum. Şöyle ki, şimdi Kore'de ilk eleme oynuyoruz. İşte 8 tane masa var. Ya benim maçım geldi, bütün tribün oraya aktı. Herkes merak içinde. Yani adam sahaya kampiyon dönmüş. Geldi, ne yapacak? Yani acaba nasıl oynayacak diye. Top oyuncular da var yani arkadaşlarım var. Bir de Kore stilini taklit ediyorsun ve, falan. Ve yavaş yavaş dağılmaya başlıyorlar. Hatta hissediyorsun onu böyle o top oyuncularda bile böyle hani. Yani, bu muydu geri gelen? Yani bir mutsuz, bir şöyle bir tık hissediyorsun yani şurada bir şey hissediyorsun. Bıyık altından bir gülüş var. Ve bu ya inanılmaz bir baskı yaratıyor üzerinde. Nasıl ya diyorsun. Halbuki sen artık o donanımlara sahip değilsin. Bu gerçekle yüzleşemiyor insan. Ben yüzleşenlerdenim. Bir süre sonra gerek diğer oyuncuları seyrettiğimde, gerek kendimi tekrar izlediğimde, yani kendimi izlerim ben. Yani izliyorum videolarımı, seyrediyorum. Diyorum ki bu ne? Ya bazen diyorlar izliyor musun? İzle, izle yapamıyorsun işte. Yani çünkü insanın kendine objektif olma meselesi %99 dahi olamaz. %100 objektif olmak zorundasın kendine. 99 olsan hata yaparsın. Hata yaparsın. Ben o kadar objektifim kendime ve bir süre sonra kendime format atmam gerektiğini düşündüm. Yani benim şöyle benzetme yapayım. Bir kas grubunuz çalışıyor yürürken yıllar içinde bu oturmuş. 50 yıldır yürüyorum kardeşim, bu da benim yürüme stilim. Ben böyle yürürüm derseniz işte olmuyor. Olmuyor. Ben bütün vuruş tekniğimi, pozisyonumu değiştirdim. İşte Şenay'a sorun dediğim o yani pandemide. Şenay eşin. Evet eşim. Yani o da oyuncu. Öyle, evet o da oyuncu. Yani oyuncu derken bilardo oyuncusu değil. Yani eşim oyuncusu. Diyorum yani biz evli değiliz ama böyle yani hiç ben belediye orayla eşin demedim zaten. Ordör tabağı servis etmedik sadece o yani. Olay o yani. Ya, o kadar yoksa biz öyle yaşıyoruz. Bu arada lafı gelmişken söyleyeyim, ben hep arkadaşlarım böyle söylerdi bana zaman zaman ya bir çocuk yap oğlum falan diye. Onlara neyse yani. Çok saçma bir şey. Ben de derdim ki yani direkt torun yapacağım ben derdim. Oldu. Şenay'ın torunu var. Direkt torunum var. 3 yaşından beri beraberiz. Bana diyor Semo diyor. Tabii Semo diyor. Semih diyor. Yani ismimizle hitap ediyor. İsmimiz o. Nitekim işin sonunda şöyle bir şeye geldik. Antiparantez onu da anlatmış oldum. Öyle bir noktaya geldim ki bu formatı atmak zorundaydım kendime. Pandemide evde masam var. Aşağı iniyordum. Ya eskiden mesela bunun geyiğini yapıyordum ben. Evde masanız var mı diyorlardı. Eve iş götürmüyorum diyordum yani falan. Böyle bir geyik yapıyordum ama en sonunda koydum. İyi ki de koymuşum. Çünkü bu çalıştığım, işte az evvel bahsettiğim bilardo kulübünde gidiyorum antrenman yapıyorum. Ama kendimdeki o değişikliği atıyorum 2 senede yapacaksam pandemide kapandım. Yani o kas değişikliğini, vuruş değişikliğini ben Şenay'a sorun dediğim o 6-7 saat iniyorum aşağı. Her gün. Neredeyse her gün. 6-7 saat masanın başına zaman geçiriyorum ve kendimi o konuda geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. No pain no gain dedikleri yani. Aynen acı öyle yoksa ve sonuçta ben arkadaşlarım dedi ki bana risk alıyorsun. Sen sensin. Değilim işte. Başarılı olamazdım ben yani olamazdım. Değiştirmem gerekiyordu. Belki de bu benim inatçılığım çünkü yani bu azmim beni oraya taşıdı. Bırak 7 sene sonra tekrar sıfırdan başladın aslında. Sıfırdan başladım bir nevi. Yani şampiyon olarak dönmedin sıfırdan. Çünkü dönmedin. Kendimi formatlamasaydım hala eski kafayla oynuyordum. Ama bu gerçeklerle yüzleşmem gerekiyordu. Ben biraz realistik bir adamım yani kendime çok acımasızımdır. Öyle olması da gerektiğini düşünüyorum. Yani insan bir süre sonra çünkü errorlerini göremez hale geliyor. Onun için az evvel %99 örneğini verdim. Yani %100 error'ünü görmek zorundasın ya. Ya iyi oldu be. Yani öyle bir şey yok. Peki bilardo da mesela fiziksel güç, bir takım sporlar belki çok fiziksel güç gerektirir. Yani işte futbol gibi, kayak evet. gibi, ne bileyim işte su topu gibi falan. Evet. Bilardo da böyle bir o fiziki fit olmak gereken bir şey mi? Yani bir bilardocu ağırlık, halter, fitness falan ben bunları yapar mı? Ben yaptığın belli zaten maşallah da. Ben mutluyum. Benim hatta bununla ilgili şöyle bir felsefem de var. Yani ben bunu çok uzun süredir yapıyorum. Yaşlılığa %100 girmek diyorum ben buna.
50'li yaşlarda yaşlılığa %100 girmek. Çünkü giriyorsun %100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, tırt. 50 ile girersen 50, 40, tırt. Yani bu. Tabii ki hayat belli olmaz. Bir hastalık geçirirsin, bir şey olur ama yaşlılık deyince biz çünkü hep geleceğe yatırım deyince mesela elle tutulur bir şeylerden bahsediyoruz. Yani niye sağlığımıza yatırım yapmıyoruz? Öğrenmiş şey. Ya hasta olabiliriz, hepimizin başına her şey gelebilir, yarın ölebiliriz de. Ama biz en iyi versiyonumuzu bulmaya çalışacağız. Ben böyle yaşıyorum, bunu deyince manyak zannediyorlar beni. Öyle değil, ben çok iyi yaşıyorum yani tırnak içinde. Yani her şeyi yapıyorum hayatımda. Ama kendime de dikkat ediyorum. Bunu bilardocuların yapması gerekiyor mu? O kadar gerekmiyor. Evet. Ama belli bir yaşa geldiğinde... Hala oynasana kardeşim 30'lu yaşlardaki gibi. Adamlarla günde 3 maç. Ama sen fit olarak baktığın zaman 30'lardan daha iyi görünüyorsun şu anda. Ya, hatta kendi 30'undan bile daha iyi görünüyorsun. Görünüş tabii bonus. Yani ben görünmek için yapmıyorum bunu. Gerçekten sağlıklı olmak için yapıyorum. Hatta geçen gün bir arkadaşıma dedim bunu. Bunu burada anlatırsa herhalde bozulmaz bana. İsim vermeyeceğim ama... O da dedi ki ben de yürüyorum. Yok söyle değil. Ben de yürüyorum dedi. Her sabah yürüyorum dedim yetmez. Benden 4 yaş büyük. Yetmez dedim. Mutlaka dedim zorlaman gerekiyor kendini. Gelişmen gerekiyor. Bunlar bize lazım falan anlatıyorum böyle öğrendiğim kadarıyla. Bu arada bir hoca ile çalışıyorum ben. Ve yeter ya olur mu falan dedi. Yetmez dedim oğlum. Bak dedim sana bir örnek vereyim. Sen dedim yani yaşını aldın 60 yaşındasın. 61 yaşındasın. Şimdi tamam sağlığın da yerinde. Halin vaktin de yerinde. İşi de devrettin çocuklara. Dedim alacağım bir tekne. Böyle Bodrum'da marinaya bağlayacağım. Ama dedim seni marinaya tekerlekli sandalyeyle gidecekler dedim. Allah korusun dedi. Dedim Allah o işlere bakmıyor. Sen yapacaksın onu. Başladı spora. Başladı mı? Başladı. Benim hocam da çalışıyor. Yürüyordum. Bana dediler ki aynı senin gibi birisi gelmeden yürümek yetmez. Yetmez. Ben o zaman yürümeyeyim dedim. Yürümeyi yetmez. Ve şu an çok mutlu. Bana diyor ki Allah razı olsun Semih diyor. Yok ben mesela ben yürümekten mutluyum. Ben de Henry Ford'a çok saygı duyduğum için diyorum ki adam araba diye bir şey icat etmiş. Evet. Ben niye bunu izliyorum? Ama tabii yani illaki bu kadar gerekmiyor herkes için ama mutlaka sporu hayatımızın bir yerine almamız lazım. Ben sonuçta 30'lu yaşlardaki anlattım ya az evvel yani insanlar artık çok hızlı ilerliyor. Eskiden doğru düzgün oyuncu yoktu tehdit oluşturabilecek. Şimdi dünyanın her yerinde tehdit oluşturacak oyuncular var. Bırak onu. Türkiye'de bir oyuncular var. Bak Türkiye'de... Senin yenen var mı Türkiye'de? Yani var tabii canım. Var mı? Hem de ne biçim. Ben Türkiye'de bir ayak kazandığım zaman dünya şampiyonu olmuş kadar mutlu oluyorum. Peki bu işte para var mı? Var. İyi para kazanıyor mu bir yerde? Ya iyi para nedir bilmiyorum ama yani... Yani hayatını idame ettirip... Tabii canım. Yani dünya çapında bir iş yapıyorsanız zaten kazanırsınız. Kazanırsınız aynen. Ama şöyle bir şey var yani biraz benim akıllı başlı arkadaşlarım var. Bana şey diyorlar. Oğlum tenisçi olsaydın var ya ne para... Ya böyle yaşanır mı ya? Onun sonu yok. Ya böyle yaşanır mı? Ben kazandığım paraya razı olan, onunla hayatını düzgün kurgulayabilmiş bir insanım. İhtiyaçtan ona yani göre. Bu, hani, evet yani o kadar basit yani. Başkasının parasıyla, hayali bir parayla bir şey kurgulamıyorum ki. Tenisçi olsa. Allah bereket versin yani. Türkçesi bu. Sonu yok. Allah bereket versin. Güzel, huzur içinde yaşıyorum. Hiçbir şeyde de gözüm yok. Kafamı da doğru kullanmışım yatırımlarım. Tamam, bitti. Niçe olmuş. Ama öyle bakmak lazım. Yani başkasının parasıyla neyin hayalini kuracağım ben? Yani. Bir Nietzsche'miz var, bir entelektüelimiz var, bir başka Nietzsche'miz var. Biz iki, abi biz çok sıradan kaldık burada. Evet abi. Sen yine şair mayırsın, bende o da yok. Ben tamamen tıp ben oyuncuyum abi. Oyuncu, şair, ahçı. Ben zaten Instagram'da öyle yazıyor, oyuncu o kadar. Ben de Instagram'da ne yazıyor biliyor musun abi? Aylak. Aylak. İş yok, güç yok böyle lak lak geçiyor hayatımız. Ben de profesyonel bilardo oyuncusu yazıyorum mesela. Yani iyi bir şey titre o kadar. Ama o kadar. Yani illa oraya bir peki şey yazmam. Peki mesela eşinle falan o gelip seni seyrediyor mu? İzliyor mu seni oynadığını? İzliyor canım sen. Turnuvara gidiyorsun falan geliyor mu? Böyle tir 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 gidiyor ya. Görmen lazım. Yurt dışında da seni takip ediyor mu? Tabii. Turnuvara geliyor yani. Bu arada bizim aramızda çok enteresan bir sohbet geçti bununla ilgili. Şimdi ben bilardoya... Başlamamıştım Şenay'la birlikte olduğumda. Yani yeniden başlamıştım. Yeniden başlamamıştım yani. Yoksa 15 yaşında beraber yani sonra dedi. Tekrar hadi bilardoya başlıyoruz. Tamam çok güzel o da çok sevindi. Hadi yurt dışında turnuvalara gidiyoruz beraber. Portekiz'e gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz, her yere gidiyoruz. Şimdi tabii çok eğlenceli. Niye? Çünkü geziyoruz. 5-6 gün geziyoruz orada. Niye? Ben kaybediyorum çünkü. Ha, i̇lk turda eğleniyorsun. İlk turda eğleniyorum ben. Bir süre sonra tabii bu o kadar şey olmamaya başladı. Şenay bu sefer... Tribünde her maçta kalp atışı böyle.
gezemiyoruz da. Dedim Şeray farkında mısın dedim. Hiçbir yere gidemiyoruz. Ya turnuvadayım ben dedim. Gülüştük falan. Hakikaten öyleydi ilk başlarda. Ne dayak yedim. Bak ne dayak yedim belli değil. Ama şimdi dışarıdan bakana şöyle geliyor. Abi sen gidip tekrar alırsın be abi. Öyle değil ya. Değil yani. Sen öyle alırsın abi. Hayat o kadar basit değil. Başarı da başınıza gelmiyor. Yani az evvel anlattığım gibi. Çalışmak lazım. Bu arada az evvel Türk oyunculardan bahsettim. Yani Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Lütfü Çenet. Bugün dünya klasmanında ilk 20'de 4 Türk var. 4 Türk var. Bakın şaka değil bu. Başka hangi sporda başka var? Bir branşta var mı bu? Ben bilmiyorum. Ha tabii bizde maalesef şöyle bir şey var. Amatör spor diye bir şey var. Biz işte Bilardo Federasyonu olarak biraz da bunu değiştirmek istiyoruz. Yani biraz da bu işi daha profesyonelleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Ankara'da bir tesis kuruldu. Başkanla konuşuyoruz. Para ödülleri koymanın peşindeyiz turnuvalara. Niye? Çünkü mesela büyük kulüplerde Bilardo dalları falan. Şu an pek yok da birkaç futbol kulübü kurdu. Mesela ben FC Porto'da oynadım 3 yıl. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, yani, Beşiktaş falan kuramaz mı? Kurabilirler tabii. Kurabilirler ama işte biraz bizim bize de düşüyor burada evet, görev. Siz, yani de biz de biraz var. Bu işi anlatmamız lazım, sevdirmemiz lazım tekrar ve profesyonelleştirmemiz lazım. Bize düşüyor yani iş. Oy. Sen hikayeni anlatırken ben yoruldum. Yani o yeniden başlama kısmı çok gerdi yani. O bakıyorsun, olmuyor, kendini kötü hissediyorsun. Dün seni hayır hayran seyreden çocuklar bugün seni Semih mi gelsin yeniriz diyorlar falan. Bana bir fenalık geldi yani. Ama ne yenildim ya bak. Yani muazzam yani, bir irade bu aslında. Şöyle bir şey evet, söyleyeyim. Evet. Istakayı falan böyle çantayı yere atmışlığım var yani. O ıstaka çok önemli. Ben görüyorum böyle. Büyük biladocular böyle ellerine çanta içinde ıstaka falan böyle. Tabii, o çıkar ve tırt kurarlar falan yani, böyle havalı biçimde. Çünkü şey hissine kapılıyorsun yani. Ya ne kadar ben bu kadar kafam bu işe hani yatkın kendimi geliştiriyorum ama insanım sonuçta. Diyorsun ki ya oğlum sen salaksın diyorsun yani. Böyle kabullenemiyorsun o durumu. Peki. Bunu sonradan bir şeyle benzetmeyle aslında anlattım. İşte uzvunu kaybedenlerde olurmuş o. Yani kolunu kaybettiyse mesela kolu var zanneder. Ben de bütün o donanımlarım var zannediyormuşum işte aptallığım orada. Kendime onu yaparken aklım. Peki bilseydin yine de yani, döner miydin? Dönerdim. Niye dönmeyeyim ki? Yani zorluklar biz yenelim diye var. Ne güzel konuşuyorsun. Bence asıl özel olan bütün bunları böyle yani, anlatmak. Başka biri olsa ya 7 yıl sonra döndüm. Geldim zaten bildiğim bir şey. Şöyle oynuyor, acayip oynuyorum bazen falan. Sen de bir gün şeyi konuşalım. Bu arada... Bir gün seni ayrıca çağıracağım buraya. Sporun sen faydalar anacaksın, ben zarardan anacağım. Olur. Çünkü ben hakikaten sporun zararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim her yerim sakat, hepsi sporda. Evet. Spor yapmasanız sakat olmayacak. Her yerim ağrıyor. Sporda böyle sporda, bir risk var tabii yani. Öyle bir risk mesela var. Spor yapmadığım zamanlar daha az ağrı çekiyorum mesela hayatımda. Evet. Yürüyemiyorum, dizim şişiyor, bileğim şişiyor, o oluyor, bu oluyor, kolum dönüyor. Ama tabii senin gibi disiplin yok bizde, o ayrı. Sen yani, her şeyi disiplinle yapıyorsun. Ya bir de onu abartıyorlar yani sanki böyle eve gidince her şeyim benim böyle öyle bir şey öyle değil. Yani disiplinli olman gereken zaman var. Abi bak, salman şey gereken zaman var ya. Yok yani, abi birisi dünya şampiyonu oluyorsa eğer o başka bir insan cinsi oluyor. Normal insanlardan olmuyor. Benim bir arkadaşımın dünya şampiyonu eşi vardı. Eşiyle problem yaşıyor. Dedi ki bak oğlum herkesle baş edersin. Bu kız dünya şampiyonu. Seni suya götürür susu gibi. Yani sen bunda baş edemezsin. Dünya şampiyonluk hangi branşta olursa olsun kolay bir şey. Çünkü kandıramazsın kimseyi. Yani bunu da kimsenin alır da dünya şampiyonu yapmaz. Yok, yani. Hani yapmaz. Türkiye'de yani, belki abidik gubidik de bir şey olursun, idare edersin. Tabii. Bir süre. O bile bir süre. Evet. Uzun olmaz. Yani sizin yaptığınız işlerde şey yok. Torpille morpille. Sesi kötü ama şahane şarkıcı. Yok öyle bir şey. Bir de bizde şöyle bir şey var. Yani evet, öyle enteresan bir şey yapıyoruz ki rakibe müdahalen yok. Oturuyorsun. Yani adam şimdi tam vuruş yaparken ıstakasını tutamıyorsun. Yapma sen topları cilalıyormuşsun. Yani tutamıyorsun ya da çelme takamıyorsun ya da bir engelleyemiyorsun yani. Istakayı yağlasan Kayseri'de falan. Dikkat çekmiş. Öyle yapsam böyle dikkatimi dağıtmak için. Büyük usulü. Yoksaksın mı? Ya şimdi tabii bunu yapanları ayıplarlar. Herhalde ayıplarlar. Tabii ayıplarlar. Ayıplarlar. Yani. Bence, yuhalarlar. Bence de çok ayıp. Ama mesela tribüne bir adam koydurup da adam yaptırabilirsin. Ya işte onu ben yıllar önce... bu eski federasyon döneminde bizimle yurt dışına gelen bir yönetici tayfa vardı. Tayfa diyorum kusura bakmasınlar öyle demem lazım.
tribünde adamı şöyle yakaladım yöneticiyi. Böyle yapıyordu rakibime. Kış 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 yapıyor. Şaka yapıyorsun. Ne yapıyorsun abi dedim. Sus dedim, moralini bozuyorum dedim. İşte yönetici. Bak bunları anlatacağım sonra. Çok güleceğiz. Bunları yaz. Yaz mı? İnsan yaşadığı şeyi unutur mu? Yazmama gerek yok. Hayır, hepsi yaz da burada. Kitap olsun bunlar. Dedim ya, fil hafızası var bende. Bak bunun gibi sana 50 tane hikaye anlatıyor. Bu federasyon yöneticisi rakibine kış kış. Abi şahane. Kış kış yapıyor ya. Ama şimdi bak bir şey söyleyeyim. Bu adamda kabahat yok. Tabii. Bunu federasyon yöneticisi yapan da kabahat. Tabii. Yani bu kadar olmaz yani. Yani aynen. O zamanki işte federasyon başkanını sordular, hani siz de bilardo oynuyor musunuz diye. Oynuyorum dedi. Yani topların yerini değiştiriyor yani, o kadar. Onu da oynamak olarak kabul ediyor. O kadar. En zor bunu senin oynadığın bu 3 mant mıdır yoksa? Evet. En zor o değil mi? Çok, şu an çok zor bir branştır. Mesela şu anki federasyon başkanımız bayağı bilardocudur yani. Yani yarışmalara falan katılmış bir adamdır yani. Ve çok da hani konuştuğun zaman cevap alabileceğin bir insandır yani. Diyalog kurabilirsin. Yani diyalog kurabilirsin. Ya bak bu farkı bu kadar anlatayım. Diyalog kurabilirsin. Konuşabilirsin. Bak diyalog kurabilirsin. O dönemi anlatıyor yani, o kadar. Oh, oh. Yani bu Türkiye'nin bu dönemine verilecek isim. Ben bunu sıklıkla söylüyorum. Buna kakistokrasi diyorlar. O da şu. Bir işi kime yaptıralım diye soruyorsun. En yapamayacak olan kimse, onu getiriyorsun. Bu rejimin adı kakistokrasidir. Türkiye'de ne yazık ki bunu yaşıyoruz zaman zaman. Evet. Bilardo da sen de kendi payını düşeni yaşamışsın. Çok teşekkür ederim efendim. İyi ki geldiniz. Erdoğan, biz teşekkür ederiz. İnanın sizi tanıdığıma gerçekten çok mutlu ve mesut oldum. Ses olarak kulaklarımda her zaman varsınız. Şimdi artık görüntü olarak da olacaksınız. O huzur dolu şarkı söyleyişinizi beynime kazıdım ve artık unutmam. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Semih Bey, sizin gibi bir efsaneyi de burada ağırlamak bizim için. Evet. Gerçekten onurdu. Çok sağ ol. Yani herhalde 40 senedir falan senin hikayeyi dinliyorum yani. Vallahi bir çocuk varla başladı. Evet, bu bir çocuk, yani abi bir çocuk var. Çok acayiple başlamıştı. Yani, evet. Biz olmasına biraz daha büyüktük. ama bir çocuk var. Abi gittim seyrettim, muazzam. Abi dantel yapıyor falan diyorlardı. Evet. Aa bak güzel. Yani. 1986 yılında rahmetli Cenk Koray'ın programına katıldım ben. 22 yaşındaydım. Ankara'dan bilardo salonundan bağlantı yaptılar. Cenk abi o zaman işte dedi ki ya bu çocuk işte ne biçim oynuyor falan dedi. 86'dan beri aslında bir şekilde Türkiye'de hem benden haberdar insanlar hem bilardodan haberdar. Ben de hem sporumu insanlara bilardonun spor olduğunu sen öğrendik biz açıkçası. Ben anlattım. Senden yani, önce ben bizim için bilardo kahvede oynanan çok keyifli bir oyundu. Dünyanın her yerinde spor olarak biliniyordu zaten bilardo. Ben de ülkede yani kazandığım başarıları medyayı doğru kullanarak anlatınca dikkat çektim. Çok da mutluyum. Arkamdan çok ciddi bir jenerasyon geldi, gelmeye de devam edecek. Bu ülkeyi dünyada temsil edecekler ve başarı kazanacaklar. Ne güzel, sağ olun. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim üçünüze de. Gecenin bu saatini yaptık ama pazar günü tekrarı var galiba. Ayrıca YouTube'da da çok seyrediliyor, onu da biliyorum. O yüzden hani geç oldu, kim bizi seyretti. Şimdi seyreden de var, sonra da seyredecekler. Hiç önemli değil, çok keyifli bir soru. Aynen, çok. Ya benim uyku saatim geldi tabii. Yani çok güzel. Evet, senin tabii sporcu olarak seni biraz bozduk bu akşam burada ama. Yok, sıkıntı yok. Bence de sıkıntı olmasın. Abi. Yarın maçın yok herhalde değil mi? Yok. Hiçbir sıkıntı yok. Çok keyifli. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Zamanla nasıl geçtiğini ben anlamadım. Ben de anlamadım. 2 saat oldu. O güzel şarkıyla herhalde böyle aktı gitti. Ama bak sözlerimiz... Tamam. Sözler bende. Sözler emanet. Sözler sağlam emanet. Ayrıca bak şarkı besteyerden sonra getirip bu notayı değiştirin. Bunu yine mi yemişsin şöyle diyebilir. Çünkü ne kadar... Demez mi? Demez mi? Koreografa dans figürü gösterdiğini gördüm. Araya bir rap bölümü koyabilir. Bak araya bir rap koyup onu da ona söyle. Aynen işte. Onunla buzdolabı olarak ona söyledi. Çünkü kendisi yeni rolü buzdolabı. Parayı da benle konuş. Bir ama söylemeden önce zarf içinde parayı alır. Sağ olun, iyi ki varsın, iyi ki geldiniz. Değerli izleyiciler, haftaya çarşamba tekrar burada olacağız. İnşallah yine çok sevdiğim kişilerle, dostlarımızla veya yeni tanışacağım insanlarla karşınızda olacağız. Sağ olun, var olun. Herkese iyi geceler.